Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yanımda Mavi Vatan'ı şanlı al bayrağımızla buluşturan Amiral Cem Gürdeniz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar hepinizin de dikkatini çektiği gibi uzun süredir neden mevzular çekimine devam edemedik? Başta pandemi sürecini yaşadık. Evlere kapandık. Bir türlü dışarıya çıkamadık. Sıkıntılar devam etti. İnsanlar büyük zararlar gördüler. Hemen arkasından Montreux Anlaşması'nın ne olduğunu açıklayan amirallerimize karşı talihsiz bir takım girişimler oldu ve bu girişimde de bittikten sonra deprem hadisesiyle karşılaştık. Onun için bunları yapamadık. Fakat size şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Biz bu mevzular programını yapmadığımız süreç içerisinde gittiğim her yerde, çarşıda, pazarda, markette, hastanede ya da metrobüste ya da bir taksiye bindiğim zaman kadın, erkek, yaşlı, genç herkesten şunu duydum. Mevzular programına mutlaka devam edin. Arkadaşlar bu bizim için bir kere bir motive kaynağıdır. Bizim içimizdeki vatan aşkını, vatan için bedeller ödemiş insanlar olarak bir şeyler daha yapabileceğimizi, insanlara bazı şeyleri daha net anlatma imkanı bulabileceğimizi hatırlattı ve Cem Amiralim'le birlikte bir karar aldık. Bundan sonraki süreçte sizlere elimizden geldiği oranda daha kısa süreler içerisinde Türkiye'nin jeopolitik geleceği, geçmişten günümüze tarihsel süreç içerisinde bu işlerin nasıl geldiğini, tarihte bu işlerin gerçek nedenlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız ve tabii ki günümüzü de anlatacağız ve gelecekte de neler yapmamız gerektiğini bu değişen dünya sistemi içerisinde artık taşların yeniden oturmaya başladığı süreç içerisinde Türk milleti, Türk devleti olarak, Türk halkı olarak neler yapmamız gerektiğini, nelerin tam bilincinde olmamız gerektiğinin, farkında olmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle milli mücadele konusundan başlamak istiyoruz. Değil mi? O konuyu konuştuk. Tabii ki. Arkadaşlar ben hep şöyle düşünüyorum. Milli mücadele konusunu gerçekten bilmemiş, milli mücadele konusunu içselleştirmemiş, tam olarak anlamamış insanlarımızın ya da insanların bugünkü durumda ve zor koşullarda kaldığımız zamanlarda neler yapabileceklerini anlamaları ya da atalarına sevgi saygı gösterirken bunu bilinçli olarak göstermelerinin mümkün olmadığına inanıyorum. Ama ben özellikle tarihte 100 yıl önceki süreçte Cumhuriyet'in kuruluş senedi olan Lozan Anlaşması'na gelirken bu milli mücadelenin nasıl ve hangi koşullarda verildiğini, neden milli mücadele verme zorunda kaldığımızı ve ondan sonraki süreçte 1923-38 arasında yapılanları ve 38'den sonra giderek, benim de görüşüm aynı şekilde Cem Amiralim'in de yazılarında zaten okuyorsunuz, 38'den sonra giderek aşağıya doğru inen bir ivme ile neden eksi durumlara doğru gitmeye başladığımızı anlatacağım. Milli mücadelenin başlangıcı 1919 Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkması olarak tarif edilir ve bilinir. Ama ondan öncesini şöyle kısaca özetlemek gerekir. Cem Amiralim, Osmanlı'nın kuruluşunu biliyoruz. Osmanlı atamız. Daha sonraki yükselme devrini biliyoruz. Duraklama devrini biliyoruz. Daha sonra gerileme devrini ve geldiğimiz noktada milli mücadele. Fakat benim orada dikkatimi çeken Osman Aydoğan komutanımızın da yazılarında belirttiği bir husus var. Şu, Osmanlı İmparatorluğu aslında iki tane miras almış başka imparatorluklardan. Bir tanesi Bizans'tan aldığı vergi mirası. Diğeri de maalesef Emevi adetlerinden birisi olan Kisra dediğimiz bir şey. Bunların ikisi de bize çok pahalıya mal olmuş ve tabii binlerce sebebi var aslında gerileme dönemine gelmemizin, milli mücadeleye gelen süreçte yaşadıklarımızın, Türk milletinin etrakı bir idrak olarak adlandırılmasının, kadrolara, Türk milletinden boşalan yerlere başka insanların doldurulmasının, anlayışın, Rönesans'ın, reformun kaçırılmasının bir sürü sebepleri var. Ama şimdi vergi konusuna gelelim. Bizans'tan almış bunu. Fatih Sultan Mehmet atamız Bizans'ı fethettikten sonra oradaki vergi sistemini, ödemeler ve maliye sistemini aynen almış. Zaten hiçbir şeye de dokunmamış, devam ettirmiş. 4 tane dil bilen, resmini yaptırabilecek kadar çağdaş, bilime yatkın, Latince'yi ana dili gibi bilen, Zanos Paşa'dan öğrenmiş olan bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin diyelim. Fakat buradan almış olduğumuz vergi, daha doğrusu haraç sistemi neye dayanmış? Ganimet, fütuhat, vergi. Bunlar imparatorluğumuz zayıflamaya doğru gittikten sonra artık haraç alamamaya başlamışız. Vergileri diğer aldığımız ülkelerden alamamaya başlamışız. Bir başka konu, Lozan'da son vermiş olduğumuz bir hadise var. Nedir? 1530'lu yıllarda Kanuni Sultan Süleyman büyük bir özgüvenle Fransızlara kapitülasyonları verdi. 1579 yılında İngilizlere aynı kapitülasyonlar verildi ve daha sonra Hollandalılara verildi. Daha birçok Avrupa devletine bu kapitülasyonlar yani ayrıcalıklar verildi. Fakat bunlar verildikçe biz artık yavaş yavaş toprak kaybetme, sistemin bozulmaya doğru gitmesi durumuna kadar geldik. Buralara kadar geldikten sonra Osmanlı dışarıdan vergi alamayınca, topraklar kaybetmeye başlayınca Osmanlı yönetimi çok büyük bir aceleyle döndü. Daha önce hep ihmal ettiği Anadolu Türkmenlerine, Anadolu halkına döndü. Dedi ki aşar, anam, temettü, vergiler. Zaten doğru dürüst kendisine yol köprü gitmemiş. Zaten kendisine gereken değer verilmemiş. Zaten kendisine etrakı bir idrak, idraksız Türkler, kendisine Türki bedlika yani çirkin suratlı Türk vesaireden bunların hepsi Naima tarihinde ve evet, Çetin Yetkin tabii hocamızın kitaplarında var. Çok açık. İhmal edilen Anadolu ne zaman hatırlanmış? Askeri adam çağrılırken arkasından da vergi alınacağı zaman
zaman aşarla, anamla ve temettüyle yapılmış. Ve ondan sonra nereye gelmişiz biliyor musunuz? Oradan hemen buraya getiriyorum şu anda. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonraki 14 yılına bakıyoruz. Sadece 14 yılında 1937'ye kadar geldiğimiz duruma bakıyoruz. 1937'de biz uçak fabrikasında ürettiğimiz uçakları Romanya'ya, Hollanda'ya satıyoruz. Evet. Ama Osmanlı'nın yıkılış döneminde MIH dediğimiz at nalını bile başka yerlerden ithal ediyorduk. Yani nereden nereye gelmişiz? Diğer bir konu Kisra meselesi. Kisra normalde İran'daki Sasani İmparatorluğu'na verilen isimdir Kisra biliyorsun. Fakat oradan Emevilere geçmiş ve Emevilerde de Muaviye Kisra kelimesinin en fazla hak eden adam olmuş. Ne yapmış? Saraylar, şaşalı yaşantı, inanılmaz derecede israf, evet. Milleti vergi içinde boğma ve kendini herkesten büyük görme hastalığı Muaviye tarafından Arap Kisrası derler Muaviye'ye tarihe baktığımız zaman. Aslında Muaviye'ye bir de şunu da söylemek lazım. Günümüzde böyle insanlar var mı yok mu biraz sonra sana soracağım amiralim ama söyleyeyim. Hübris diye bir kavram var. Hübris, psikologlar derler ki sadisten çok fazla korkma, narsisten bile korkma derler ama hübris görürsen kaç. Şimdi hübris sendromu diye bir şey var. Hübris sendromu da şu. İnanılmaz şekilde bir özgüven, yaptığı her normal şeyi inanılmaz derecede abartılı olarak anlatan, kendisinden başka herkesi düşük gören, hor gören, terörist gören, aynı ben Muaviye'yi tarif ediyorum başka birisini değil. Hümanist. Evet, bravo. Hübris hümanist. Öyle bir adammış bu. Şimdi Kisra olayını da biz oradan almışız. Nasıl olmuş? Osmanlı'nın belirli bir dönemine kadar dikkat edersen çok fazla şaşa yok. Osman Bey işte Ertuğrul Bey'den gelen Orhan Bey, padişahlar kadınlara çok fazla değer vererek onlar da normal basit bir yaşantı sürmektedir. Ama bu Kisra geleneğini Yavuz Sultan Selim'den itibaren aldıktan sonra inanılmaz şekilde Duyun-ı Umumi'ye kadar giden süreç, borçlar alarak Dolmabahçe Sarayı'nı, Beylerbeyi Sarayı'nı falan yaptırmamız, Topkapı neyimize yetmiyordu. Yani Kisra dediğimiz şaşalı yaşama, kesinlikle her şeye ben hakimim ve her şeyi ben hak ediyorum, en iyisini ben yerim, ben içerim, ben giderim, ben korunurum vesaire vesaire gibi anlayışla Osmanlı'nın çöküş döneminde Kisra ve verginin de şeylerini görüyoruz. Evet. Senin bu konudaki yani, düşüncelerin neler? Cumhuriyet'in 100. yılında geçmişe bakarak bugünü değerlendirmek çok çok önemli bir konu. O yüzden bu şekilde bir program yaparak geçmişin ışığında bugünü değerlendirmek ve geleceğe bir nebze de olsa ışık tutabilmek çok önemli. Şimdi tarihten ders almak lazım. Tarih ders aldığın takdirde tekrar etmez. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk esasında tarihi çok iyi bildiği için Osmanlı'nın senin söylediğin mesela vergi ve Kisra gibi onun yanında tabii eklenecek çok pek şey çok var. Şey var. Ben spesifik yani, birkaç spesifik olarak ama mesela Atatürk bunları görerek zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini çizebilmiş. Sadece jeopolitik boyutta değil, sosyolojik, ekonomik, aklına gelen her boyutta ki daha sonra 1937'de Cumhuriyet Halk Partisi altı oku, partiden öte altı ok yani devrimcilik, halkçılık tabii bravo. Çok önemli. Bunlar anayasaya giriyor. Neden? Çünkü 600 yıllık imparatorluğun yükselip duraksayıp çöküşünü çok iyi incelemiş. O çöküşün acılarını çekmiş. Toprak kayıplarını görmüş. Onur kayıplarını neden görmüş. Demiş, can ha? kayıplarını görmüş. Askerini ölmeye emretmiş. Hangi komutan askerine hiçbir şey yapamadığı için ben size şu andan itibaren ölmeye emrediyorum. Niye? Çünkü Çanakkale'de donanmayı durduramamışsın. Donanman yok. Trablusgarp'ta savaş oluyor. Bingazi'de savaş oluyor. Yalvarıyor Rauf Orbay'a. Bana gemi ver gidelim diyor. Gemi yok diyor adam. İşgali görmüş. İzmir'in işgalini görmüş. İzmir adamlar elini kolunu sallayarak geldi İngiliz gemilerinin kontrolü. O bakımdan bu Osmanlı'nın özellikle kapitalizm, emperyalizm aşamasına geçtikten sonra yani 19. yüzyılın başından itibaren evet. yani steam makinesi bulunmuş, ateşli silahlar çoğalmış ve artık sanayi üretimine geçilmiş, köylü sınıfı Avrupa'da işçiye dönüşmüş, burjuvazi yükselmiş ve artık milli güç unsurlarına farklı bakılıyor. Eskiden evet. milli güç unsurları neydi? Asker sayısı değil mi? Şimdi neye bakıyordan? Fabrika sayısı, çelik üretim kapasitesi, demir yolu kapasitesi. Niye? Demir yoluyla gittiği yerin işlerine gidiyor. Hindistan'da mesela İngiltere'den çok daha uzun demir yolu olduğunu tarih kitaplarından öğreniyoruz. Niye? Hindistan'ı çok sevdiği için mi? Hayır. Hindistan'ın üretim kapasitesini kendi askeri gücüyle tabii. kontrol etmek için tabii. kıtanın içine. Tabii. Değil mi? O bakımdan baktığımız zaman Osmanlı'nın Kisra ve vergi konusuna değindir. Bunlar ne için? Yani zaten padişahların şahsi kararları ve burjuva sınıfının, aristokrasi sınıfının oluşmasını engellemeleri. Dikkat et Osmanlı'da bir saraylı vardır ama bir aristokrasi sınıfı yoktur. Yoktur. Evet. Yani Avrupa'da olduğu gibi. Belki de aristokrasi güçlü bir burjuvasi olsaydı imparatorlukta padişahın tek başına aldığı kararları etkileyebilecek bir takım güçler olabilirdi. Mesela Osmanlı donanmasına baktığımız zaman 15. yüzyılda falan güçlü bir donanma. İnebahtı'dan sonra müthiş bir aşağıya iniş var. Diğer ülkelerin donanmaları muazzam yükseliyor ama o donanmaların pek çoğu aristokrasiye ait. Evet. Devlete ait değil. Evet. Devlet cebinden para vermiyor. Aristokratlar para veriyor ama o donanma bir ülkeye gidip bir yerde işgal yaptığında ve emperyalist şekilde sömürdüğünde kimin lehine oluyor? O aileler, tabii o öyle. Aristokrat sınıfı yani. Zaten kapitalizmin emperyalizme dönüşmesi denizcilik üzerinden oldu. Evet. Yani şimdi nasıl millet uzaya gitmeye çalışıyorsa o dönemde de herkes denizde güçlü olup denizde
koloni elde etme, sömürge keşifler elde etme, yapma, o sömürgeleri tabii o keşiflerin ana nedeni bir dini yaymaktı Katolikler için. Bu ama biraz gittiği zaman bahane ama gittiği zaman da ne yapıyordu? Sömürüyordu. Şimdi ülkenin adı Arjantin ya. Arjantin ne demek? Gümüş demek. Evet. Arjantin gümüş ülkesi. Adam o gümüşü nereye taşıdı? İspanya'ya taşıdı. İngilizler nasıl denizci oldu? O gümüş getiren konvoylara saldırarak doğdu İngiliz denizciliği. Evet. Yoksa İngilizlerin denizciliği falan yoktu. Bunları kendi kitapları yazıyor. Ama işte o zenginliği denizlerden alarak yani emperyalist güdülere zenginleşerek işte. Osmanlı ne dedi? Ben dedi o kadar güzel bir coğrafyadayım ki üç kıtanın kesiştiği yani dünyada üç kıtanın kesiştiği yerde imparatorluk kurmuş başka bir devlet var mı? Evet, yok. Yok. Bir tek Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi bu coğrafyanın değerini Atatürk işte çok iyi gördü. Atatürk dedi ki ya muazzam bir coğrafyadayız. Bundan daha büyük bir miras olamaz. Çoğu makaleme şöyle başlarım. Atalarımız bize böyle bir coğrafyayı bahşederek inanılmaz bir miras bırakmışlar. Bizim petrolümüz yok. Doğalgazımız yok. Her yerden fışkıran uranyum, altın da yok. Ama muazzam bir coğrafyamız var. İşte Atatürk bir, Türklerin yaratıcılığı, çalışkanlığı, savaşçılığı ve zor şartlarda düştüğünde kalkma yeteneğini bunu gördü. Nerede gördü? Savaşlarda gördü. Bir. İki, ne kadar yaratıcı, ne kadar esasında üretken olduğunu gördü. Ve Atatürk esas da vatan kurtarmadı. Atatürk aynı zamanda bir vatan yaptı. Evet. Ya. Ve hediye etti bize. Bize hediye etti. Yani Türklük kavramı. Soruyorum sana işte 105 Selahattin'in romanını evet. Mutlaka okumuşsundur. Evet. Bölük komutanı diyor. Oğlum sen nesin diyor. Osmanlıyım diyor. Hayır evladım sen Türksün deyince ne cevap veriyor? Estağfurullah diyor. Haşa diyor. Haşa diyor. Çok uzağa gitme. Bugün 90 yaşında olan nesle git. Eğer şeyden yetişmişse İstanbul'un eski ailelerinden kızdıkları zaman çocuklarına Türk gibi davranma derler. Evet. Yani Türklüğü düşün yani. Biraz önce de ben söyledim evet, ya. Etrakı bir idrak. Merak edenler Çetin Yetkin hocamızın kitaplarına baksınlar. Neler söylemişler Osmanlı anlamında İstanbul yönetimi Atatürk neler diyor. Söylemiş. Tabii. Yani Atatürk ne diyor? Ben senin kadar temiz, senin kadar vatanı seven görmedim diyor. Çanakkale'de görmüş, Libya'da görmüş, Muş'ta görmüş, Güney Cephesi'nde görmüş ama en önemlisi Kurtuluş Savaşı'nda evet. Görmüş. O Türk'ün bu gerçek ruhuna ben ona işte ırkçılık temelinde demiyorum. Atatürk'ün. Değil tabii. Onu doğru söylemek zorunda da değiliz hayır aslında. Hayır ama şöyle yani bazen yani. De diyorlar ki yeni moda oldu ya efendim Türkiye takımı, Türkiye ordusu ya dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Bunların şey ama Türkiye'de ona. Sistematik şu an büyük bir dönüşüm var. Bunu görmemiz lazım. Beceremezler. Yani, hayır. Esasında makalelerin bu tip yayınların şu faydası var. Türkiye'de müesses nizamın sahip olduğu evet. Bir yapı var. Bu bütün dünya için geçer. Bütün yazılarınızda zaten bu ben var. Ben bunu belirtiyorum. Net olarak yazıyorsunuz. Bunu sorgulamamız lazım. Evet. Yani bugün mesela baktığın zaman Türkiye'de en çok öne konulan bu ama Türk voleybol takımı milli olduğu zaman Türk olarak gurur duyuyoruz. Şu anda değil aslında mi? Ondan da ben açılışta evet. Konuşacaktım ama bu arada gerçekten kadın voleybol takımımızı, antrenörlerini, bütün çalışanlarını da kutluyorum. 100. yılda çok güzel bir ödül bu. Bu iki tane oldu. Üçüncüsünü de yani bekliyoruz inşallah. Yani kadınlarımızın ne kadar esaslı? Atatürk'ün Türk kadınına neden bu kadar önce, İsviçre'den bile önce oy hakkı, seçme hakkı, seçilme hakkı verdiği Amiralim, ortaya çıkıyor. İsviçre 1971 mi verdi değil mi? İsviçre deriz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tabii. İskitler, Sakalar ya da tarihte Tomris diye bir evet, hükümdarları var. Var. Tomris. Bize de çok yaygındır. Yani biz Türk olarak örfümüzde, ananemizde, geleneğimizde ve geçmişimizde kadınlara inanılmaz değer verme var ve kadınların han olduğu zamanlar var. Savaşa katılmış Tomris Han. Biliyorsun o şeyleri. Ama zaten Oğuz Türklerine kadar şey. Orta Asya geleneğine de bak. Hanımlar tabii, her zaman üstün. Tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii sen eğer Emevi adetlerine, Arap adetlerine boyun eğersen, sen demin dedin ya vergi ve kisra ben esas onların en başına neyi koyacağım bu konuya bağlamak için? Akıl mı nakil mi? Evet. İşin özü bu. Eğer bugünkü zaten kavganın temeli o. Akılla mı gideceğiz, nakille mi? Rasyonel, akılcı yaklaşımlarla mı yoksa dogmalarla mı? Şimdi Atatürk bu kararı vermiş. Ama şu var, tabii ki Türklerin bu coğrafyada bu kadar üstün niteliklerle donanmış bir halk grubunun, bir Türk kavramının bana göre, o dedim ya kapitalizm aşamasından emperyalizm evet. Aşamasına geçmiş olan dünya bunu gördü. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı esasına çıkaran herkese Almanlar çıkardı değil mi? Değil. Birinci Dünya Savaşı çıkmak zorundaydı çünkü İngiltere bir deniz, bir ada devleti olarak küresel hegemonyasını ki özellikle Avrupa üzerinde ve Hint Yarımadası. Bizi de paramparça etmek üzerine kuruldu zaten. Zaten Osmanlı o dönemi nasıl ki Büyük Orta Doğu Projesi bugün Amerika için dünyayı kendi pazarlarına sunma, oraların bütün kaynaklarını sömür ve neoliberal kapitalizme ve sosyal ve kültürel dünyasıyla evet. Her yere yaymaysa evet. O dönemde Pax Britannica bunu yapmaya çalıştı evet. Ama kanla yapmaya çalıştı. Aynısını bugün ABD yapıyor. Şimdi baktığımız zaman o zamanki kurban kimdi? Osmanlı. Çünkü senin de dediğin gibi çökmüş bir imparatorluk. Ya düşünebiliyor musun?
29 Ekim Cumhuriyet ilan edildiğinde Osmanlı'dan 4 tane fabrika devralıyor. Feshane işte İstanbul'da. 4 tane. Yani 4 tane silah tarağı, elektrik fabrikası. Yani baktığın zaman nüfus 14 milyon, yarısına yakını hastalıklı. Bütün imparatorluk dediğimiz yerdeki okul sayısı 3000'i geçmiyor. Okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda 1000'de 1. Evet. Şimdi sen kalkıp bunu efendim biz bir imparatorluğu yıkıp Cumhuriyet kuruldu diyebilir misin? Emperyalizme kurban olmuş. Artık parçalanmış bir imparatorluğu. Teslim olmuş. O yüzden vatan yaptı evet. diyor. Bak vatan kurtardı demiyorum. Vatan yaptı. Şimdi bizi diyorlar ya efendim evet. Lozan hizim ettir. Yani gülecek şey bu. Hayır, buna cevap bile vermeye ama işte zor yani. Ama biz işte sadece mevzular izleyicilerine anlatırız bunu. E tabii doğru yani akıl ve nakil farkını bilemeyenler için bu yalanlara inanmak tabii ki kolay. Yani Mustafa Kemal'i o yüzden öyle görmemiz lazım. 100. yılda Atatürk'ün Türkiye'ye verdiği en büyük iki şeyi söyleyeyim. Yeni bir konuya geçmeden. Bir, Türklük bilincini vermiştir. Evet. Ne mutlu Türk'üm evet. diyene kadar. Irki temelde değil. Ne mutlu Türk'üm diyene kadar. Dini vicdan alanına göndermiştir. Laiklikte çok çok önemli bir ilkedir. Bunu da Fransız devrimden çok etkilenerek evet. yapmıştır. Laiklik olmadan cumhuriyet kuramaz. Laiklik olmadan demokrasiyi kuramaz. Şimdi herkes demokrasi diyor. E bir yanda da laiklik var ama demokraside sen bir dini empoze edemezsin. Ömer Ali sen şimdi demokrasi dedin ya. Evet. Vallahi ben hemen araya giriyorum. Biraz ortasından okuyayım kitabın. Tamam anladık demokrasi güzel bir şey. Özgürlük, bağımsızlık vesaire, eşitlik. Ama bizim şu anda en fazla en büyük ihtiyacımız cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Esas olan cumhuriyet. Tabii. Ona sarılacağız. Cumhuriyet ilkelerine, devrimlerine sarılacağız ve ona gözümüz gibi bakacağız. Onu geliştirebildiğimiz oranda da geliştireceğiz. 2000 özellikle 2 yılından sonra yani Büyük Orta Doğu Projesi başladıktan sonra Türkiye'de cumhuriyeti savunmak, Türkiye'de cumhuriyetin temel değerlerine başta ordu olmak evet. üzere, donanma olmak üzere, Mustafa Kemal olmak üzere, halkçılık olmak üzere baktığın zaman sistematik bir büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Yani bugün cumhuriyet büyük bir saldırı altındadır. Kesinlikle. Bunun adını koyalım. Cumhuriyeti savunacak şu an müesses nizam içerisinde de hiçbir şey yok. Yani bugün baktığımız zaman evet Atatürk'ü toplum seviyor, Atatürk'ü benimsiyor. Zaten baktığın zaman dünya tarihinde İskender dahil, Sezar dahil, gelmiş geçmiş bütün liderlerin analiz edildiği bir biliyorsun çalışma var. Bir numara Mustafa Kemal Atatürk. Bir, çünkü neden? Bir daha söylüyorum. Bir, devlet vatanı kurtarıyor. Vatan yapıyor, devrim yapıyor. 15 yılda da kulu vatandaş yapıyor. Ümmeti millet yapıyor. Evet. Muazzam bir bağımsız jeopolitikle de bak dikkatini çekerim. Bu çok çok önemli bir detaydır. İngiliz emperyalizmle attığı büyük tokatlarla birinci tokat Çanakkale biliyorsun. Tabii. İkinci tokat Kafkas Seddi'ni kırması. Evet. Yani Lenin'le yakınlaşması. Evet. Çünkü o dönemde emperyalizmin iki tane avı var. Biri Sovyetler Birliği parçalamak istiyorlar. Sonsuz kaynaklar. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu. Evet. Ve zaten bakacak olursan Brest-Litovsk'la Romanovlar çöktükten sonra paramparça ettiler. Rusya o dönemde biliyorsun doğuya doğru küçüldü. Evet. Daha sonra Osmanlı'ya gözünü diktiler. Şimdi Rusya'da iç savaş sürerken baktığın zaman Türkiye'de de İzmir'in işgali başlamış. Aynı bugün olduğu gibi kendi vekillerini kullanarak o zaman vekil kim? Ucuz kan diyorum ben onlara. Yunanistan. Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine sürerek batıdan geliyorlar. Ne diyorlar? İonya'yı kurtarmaya. İonya Yunan'dır diyorlar. Halbuki İonya'nın Yunanistan'la uzak, yakın hiçbir alakası yok. Ve Atatürk zaten Çanakkale'de demişti hatırlarsan. Neyin intikamını evet, alıyoruz evet, dedi. Evet. Tabii. O bakımdan Truva'nın intikamını aldık demişti tabii. biliyorsun. Aynı şeyi Fatih Sultan Mehmet tabii. de söylemişti. Tabii. Yani Atatürk'ün tarihi bilmesi atalarımız. Çok önemli. Evet. Yani Malazgirt Zaferi 26 Ağustos Atatürk'ün büyük taarruzu başlatmasının 26 Ağustos olmazsa tesadüf değil. Mümkün yani değil. Dedi ki kardeşim ben buraya doğudan girdim. Batıdan beni sen önleyemezsin. Bu arada 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan etmesi de 30 Ekim'e bir cevaptır. Mondros'a bir cevaptır. Tabii. Yani çok açık yani ve net. Nasıl Batılılar, özellikle İngilizler semboller savaşı yapar, hep sembolizmle hareket ederse Mustafa Kemal de onu çok çok iyi kullanmıştır. Çok haklısın. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün nesini anlatacağız. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı şey ortada, bize bıraktığı vatan ortada, kurduğu cumhuriyet ortada, yetişen nesiller ortada. Ama şunu da izleyicilerimizin bilmesini isterim. Biraz önce sen de söyledin. Yani 12-13 milyon veya 14 milyon civarında bir nüfusa sahip. Ne zaman? 1918-19 yıllarında. Tabii. Bitmiş durumda. Hatta Birinci Dünya Harbi sırasında Ahmet Haşim'i görevli olarak Anadolu'ya gönderiyorlar. Ahmet Haşim Anadolu'yu gezdikten sonra bir rapor yazıyor. O raporu internetten bulup okusunlar evet. arkadaşlarımız. İçler acısı. Ya rezalet. Salgın hastalıklar artmış. Yemek yok, yiyecek yok. At yok, o yok, bu yok. Erkek kalmamış evlerde. Balkan harpleri oraya gitmişler, buraya gitmişler. Rezil şekle getirilmiş ve Türk, Kürt nüfusun, Alevi nüfusun, Sünni nüfusun bir arada kardeşçe adam gibi hatta
Ermenilerle Rumların da bir arada adam gibi yaşadığı bir coğrafya tamamen bırakılmış. Zaten baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'ya 3-5 tane Amasya, Bursa dışında doğru dürüst yatırım da yapmamış. Her şeyi Avrupa'ya, Balkanlara yapmış. Evet. Bu çok açık ve net. Bir çoğunluk gördüğümüz tarihi eser dediğimiz şeylerin hepsi Selçuklular zamanından kalmadır. Evet. Evet. Bunu da bileceğiz. Şimdi Mustafa Kemal ilk Samsun'a çıkıp da daha sonra Erzurum, Sivas vesaire bunları yaptığında millet zannediyor ki şimdi bizim anlatımlarımızdan da sakın bunu çıkartmasınlar. Bütün Türk milleti telgraflarla ayağa kaldırıldı ve herkes İstanbul'da da orada da burada da herkes milli mücadeleye, Kuvayi Milliye destek verdi. Hayır. Bakın daha 1920 yılında, 1921 yılında daha birinci İnönü Savaşı bile olmamış iken evet. 18 isyanla boğuştu. Tabii canım. Bu Büyük Millet Meclisi dediğimiz ya da Mustafa Kemal'in heyeti temsilcilerin başındaki Mustafa Kemal'in elinde kalmış evet. olan kuvvetler bunlarla savaşıyor. Kuvayi Milliye kesinlikle İstanbul'dan padişahın, Mustafa Sabri'nin ve diğerlerinin İskilipli Atıf da dahildir buna. Tabii. Bunların hepsinin karalamalarıyla kıflar olarak ilan ediliyor. İngilizler de bunları destekliyor. Ve biliyorsun Kuvayi Muhammediye diye Nigahban Cemiyeti'nce, Hürriyet İtilaf Partisi'nce bir takım şeyler kurulup Anzavur Ahmetler, şunlar bunlar ve Mustafa Kemal Yozgat'ta Çapanoğulları isyanı vesaire. Şunu da unutmamak lazım. Bunu söylerken şunu anlatmaya çalıştım. Evet. 1925 yılında bunu birçok kaynakla bulamazlar ama internetten girip baksınlar. Evet. Mustafa Kemal meclisten bir komisyon kuruyor. 3 kişilik bir komisyon. Evet. Bir araştırma yapın diyor. Eldeki kaynaklara bakın diyor. Yüzde diyor kaçımız ilk başta diyor Kuvayi Milliye'ye destek vermiş. Bir bakın diyor. Ordu'da bana biat edenler, Mustafa Kemal'in yanına gelen Ali Fuat Cebesoylar, Kazım Karabekir Paşalar vesairelerin dışında da kaç tane komutan bize hayır demiş, kaç yer isyan etmiş, İstanbul'dan ne kadar yani bize yaklaşım nasıl olmuş milli mücadele dönemi. Bir araştırma burada yapıyorlar. Burada o zaman sen bitirince bir noktayla girdi yapacağım. Bir araştırma yapıyorlar ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. İlk başta daha Kuvayi Milliye Hareketi başlamış, daha Erzurum Kongresi falan yeni olmuş. O sıralarda %1 bile değil. Tabii. %1 bile değil. Tabii. Halka baktığımız zaman eşraf var, zenginler var, ağalar var yine, aydınlar var. Ufacık aydınlar da 3'e 5'e bölünmüşler. Hürriyet çoğu mandacı onlarında. Tabii. Ondan sonra halk var, esnaf var, zanaatkar var. Bunlar. Hepsinden de milli mücadeleye katılan var. Hepsinden de ihanet edip isyan eden var. Tabii. Şimdi bu çok önemli. Churchill'in The World in Crisis diye 5 ciltlik bir serisi var. Hatırat. Ben onun Türkiye'yi ilgilendiren kısmını okudum. Orada malum 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'e çıkıyor. Evet. Baktığın zaman Mart 1919'da Paris Konferansı toplanmış. Paris Konferansı niye toplanmıştı? Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir konferans olan. Tabii Versay'ı falan ayarlayacaklar. Tabii sonunda da Sèvres, Trianon, Versay Anlaşması bir dolu Axis Powers denen eksen güçleriyle olan anlaşmalar. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yıkan, Osmanlı'yı yıkan bütün şeyleri o konferansın sonunda hazırladılar. Ve orada şey diyor ki Venizelos bana izin verin diyor İzmir'e çıkayım. Ben çoğu yazımda zaten belirtiyorum. İki ülkeye teşekkür etmek lazım. Biri Fransızlar, biri İtalyanlar. İtalyanlar 15 Mayıs'tan birkaç ay evvel Antalya'ya çıkıyor. Ve bu duyulduğunda konferansta tabii özellikle Başkan Wilson, Amerikan Başkanı ve Lloyd George, İngiliz Başbakanı küplere biniyor. İtalyanlar nasıl çıkardı? Ve Yunanistan, Venizelos da zaten gönüllü olarak çıkmaya istekli olduğu için hadi bakalım çık diyorlar. Zaten emperyalizm belki de en büyük hatası buydu. Evet Osmanlı... Sağ olsunlar iyi ki yapmışlar. Evet şimdi eğer Yunanlar çıkmasaydı bak Churchill'in İzmir'e Yunanlar çıktığı günkü hatıratındaki aklımda kalan kısmı söylüyorum. Diyor ki Yunanların diyor İzmir'e çıkışını Paris'te bir akşam yemeğinde öğrendim diyor. Paris'e bir şeye gitmiş toplantıya. Bu diyor hatayı Lloyd George nasıl yaptı anlamadım diyor. Bu diyor yapılmış bugüne kadar İngiliz tarihindeki en büyük hatalardan aynen biridir öyle. Diyor. Çünkü diyor 500 yıl Osmanlı'nın efendilik yaptığı bir ulus diyor şu an diyor Anadolu'ya çıkıyor diyor. Bunu Türkler kabul edemez diyor. Evet. Halbuki diyor bugüne kadar bunu üzülerek söylüyor. Churchill yazıyor. Isıtarak kurban istiyorlar diye. Evet, Türkler tabii. diyor gönüllü olarak zaten İngilizlere yenilmeyi kabul etmişti diyor. Bakar mısın ya? Üzgünüm evet. Yani bugün de Türkiye'de bak ne kadar büyük bir Anglo-Sakson Amerika hayranlığı evet, vardı. Evet. Bu te Kırım Harbi'ne kadar daha doğrusu Balta Limanı Anlaşması'na kadar gidiyor. 1838'e kadar gidiyor evet. bu. Batı'ya olan tek taraflı aşk. Tek taraflı. Hemen 39'da da zaten ferman yayınlandı. İşte ferman evet. yayınlandı. Şimdi burada tabii yine iş nereye giriyor? Eğer karşındaki güç bir sanayi devi ise hayranlık duyuyorsun. Bugün aya adam gidiyor değil mi? Hayranlık duyuyorsun. O dönem sen demin anlattın işte Osmanlı'nın ne aşamaya geldiğini. Evet. Şimdi hayranlık diyor. Bunu yadırgayamayız. Gayet doğal. Ama eğer söz konusu senin vatanın işgali ise adam diyor ki birer ikişer silahlarını teslim ediyorlardı diyor.
Bak. Şimdi diyor bütün bu süreç bozulacak diyor. Nitekim diyor duyuyoruz diyor. Türkler diyor silahlarını artık kaçırmaya başlamışlar. Ve en kötüsünü söylüyorum diyor. Artık başlarında Mustafa Kemal gibi bir lider var. Çanakkale'den. War tabii. Prince diyor. Çok ilginç. Bir savaş prensi var diyor. Ve artık diyor o diyor Anadolu'ya çıktı. Bundan sonra işimiz zor diyor. Bakar mısın? Yani kendi hükümetini yerden yere vuruyor ki bu nedenledir ki Lloyd George hükümeti ne zaman devrildi? Mudanya Mütarekesi'nden Çanak Affair yani Çanakkale'yi Türk ordusu İngilizlerle. Artık orada evet. Harrison İngiliz işgal komutanı ne diyor? Düşün. 9 Eylül'de İzmir'e girmişiz. Bir hafta bile değil. 15 Eylül'de Lloyd George'a diyor ki General Harrison gerekirse diyor Çanakkale'ye Türkler girerse ateş açacağız diyor. Bu da tamam açın diyor. Sonradan bir durum muhakemesi yapıyorlar. İngiliz güçleri sarılmış durumda. Tabii. Adam diyor ki hayır diyor yanlış durum muhakemesi. Onun üzerine diyor ki evet bütün diyor dominyonlardan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda Kanadalı Başbakanı King adam 22 yıl siyasette kalıyor. 16 yılda başbakanlık yapmış. Artık kaşarlanmış bir siyasetçi. Bir bakıyor bize diyor şu kadar tümen gönderiyor. Adam diyor ki bir dakika kardeşim diyor. Tamam senin diyor kolonin olabilir. Kanada o zaman Commonwealth ve hala krala bağlı. 5. George'a bağlı. Diyor ki benim parlamentoma bile sormadın diyor. Hayır göndermiyoruz diyor. Bakar mısın? Tabii. Bakacak olursa Atatürk niçin bu saydığım dönemden önce 13 Kasım'da Kartal İstimbotu'na bindiğinde ne diyor? Ya diyorsun bu adam bunu nasıl söyler? Deli 55 parça yani, gemi evet. Gelmiş. Sen 7. Orduyu Osmanlı Hanedanı Genelkurmayı kapatmış. Niye kapatıyor? İngiliz İskenderun Körfezi'ne çıkarsa ateş açarım diyor çünkü bak. Bunu söylediğinde Mondros imzalanalı bir hafta olmuş. Tamam mı? Evet. Atatürk İngiltere'nin durumunu gördük. Mondros'un ne olduğunu da yukarılara yazmış. Bu bizi yok tabii, etmek yok için eder yapılmıştır diyor. Toros bir tek o yazıyor. Toros yani. Tünellerini nasıl verirsiniz? Evet. Yani Toros Tüneli demek Anadolu'nun içine bitti. İskenderun Körfezi'nden gelen deniz gücünü koy çıksın götürsün. Çanakkale'den de öbürünü koy Anadolu'ya al. Bunu görüyor adam. O yüzden de ne yapıyor o dönemin savunma bakanı? Çekiyor. Lağvettik senin diyor ordunu diyor. Ve adamcağız tüm general rütbesi bir tane emir subayı bir tane eriyle birlikte geliyor işte. Kartal İstimbotu o yüzden geldikleri gibi giderler lafının arkası doludur. Niye dolu? İngiltere'nin nasıl bugün Amerika'nın çöküşünü evet. Hep beraber görüyoruz. Evet. Amerika çöken bir hegemon. Çünkü dünyada hiçbir imparatorluk sonsuza kadar gitmez. Evet. Çöken bir imparatorluk. İngiliz İmparatorluğu da öyle. Yani 1805 Trafalgar, 1812 Waterloo'dan sonra başlamış büyük bir imparatorluk. Ama o da çöküşe girmiş. İrlanda İç Savaşı. Savaşı Amerikan bankerlerinden aldığı parayla yönetmiş. Ve 2 milyon asker ana vatana geri dönüyor. İşsiz. İçerisi kaynıyor açıkçası. Kaynıyor. Yani. Bir de düşün. Savaş kimin yüzünden uzamıştı? Bizim yüzümüzden. Çanakkale olmasaydı İngiltere'nin planı Almanya'yı 1916'da bitirmekti. Niçin Balfour Deklarasyonu 1916'da evet. Yayınlandı? Çünkü hayal edemiyorlardı. Bu işi biz bitiririz. Doğudan Ruslar, batıdan Fransızlar. Tam senin destekleme adına şunu da söyleyeyim. Biraz önce sen söyledin, onu izleyicilerimiz zaten biliyordur ama şunu hiçbirisi unutmasın lütfen. Lloyd George, Lord Curzon, Balfour bunlar bir ekip. Tabii. Bunlar orada bir sistem ekibi. Büyük emperyalistler tabii, bunlar. Tabii, büyük evet. Emperyalistler. Oyunu onlar da kendine göre oynuyor yani kuralına göre. Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra daha bir karar veremiyorlar. Nerede toplanacaklar o galip devletler? Lord Curzon kendi kabinesine diyor ki şunu yapalım diyor. Kendi İngiliz kabinesine. Tabii Lloyd George'un emriyle veriyor. Bir tek Balfour'la şey onu destekliyor. Diğerleri reddediyor. Diyor ki kesinlikle Türkler Avrupa'dan ve İstanbul'dan atacağız. Şimdi böyle deyince orada bir de Hint naziri var. Montagu. Yanlış hatırlamıyorsam. Montagu. Diyor ki ya ne yapıyorsunuz? Hindistan'da ayaklanmalar olur. Başka şeyler olur. Bu bizi sahibi olduğumuz Müslüman ülkelerde sıkıntıya sokar. Bunu böyle yapmayalım. Gene padişah bir şekilde piyon olarak ya da göstermelik olarak İstanbul'da kalsın. Türkler daha çok Müslümanlığı kırmayalım şeklinde söylüyor. Çok büyük tartışmalar oluyor ve netice itibariyle Lord Curzon'un verdiği bu önerge reddediliyor. Lord Curzon diyor ki önergeyi reddedilmesini kendisi de imzalamak zorunda. Kendisi de bakanlar kurulunda. Ben diyor şerh düşmek istiyorum. Evet. Düş diyorlar. Yazıyor diyor ki 500 yıldır diyor uğraştığımız aynı Churchill'in söylediği gibi konuda elimize bir fırsat geçmişken bu adamlara tekrar İstanbul'u bırakmak. Siz zannediyor musunuz ki bunlar İstanbul'da sakin sakin otururlar ya da Anadolu'da vereceğimiz ufacık parçada sakin sakin dururlar. En büyük hatayı yaptığımızı buraya şerh düşüyorum diyor altını da parafe ediyor. Şimdi Gladstone diye onların çok uzun süre evet. Biliyorsun. Bir de Benjamin Disraeli diye iki başbakanı Disraeli, var. Evet. İkisi de Türk düşmanı. Mesela Benjamin Disraeli'nin çok ünlü bir lafı var. Türkler için şunu söylüyor. Born rulers diyor. Bunlar diyor yönetmek için doğmuş bir ırktır diyor. Çok ilginç yani. Orta Asya'dan itibaren incelemiş tarihini. Ama bilmiş adam ya. Ama adam şöyle. Mustafa Kemal işte esas da Born Rulers'ın çok güzel de bir örneği. Ama bunu söylerken de Atatürk yok. Atatürk işte adamın dediğini ispat etmiş. Ama Türkleri biliyor. Evet Türkleri biliyor. Yani, tarih biliyor adam. Tabii burada hiçbir zaman hamasete de girmeden söylüyorum. Türklerin en büyük özelliği olağanüstü durumlarda artık çökme bitmiş ve bıçak kemiğe dayanmış toparlanıyor. Şimdi başa dönersek Atatürk Churchill'in bu yaptığı hatıratı görmedi. Neyi gördü?
gördü. Türk Yunan'a teslim olmaz. Evet. Dikkat et. Kuvayi Milliye en çok nerede etkili olmaya başladı? Batı'da. Neden Batı'da? Şimdi onun... Çünkü Yunan işgali, mezalim. Bir dakika. Şimdi burada işin ekonomik yönüne de gireceğim. Burada tabii Bilsay Kuruç değerli hocamız da anıyoruz. Ona da selamlarımız evet, o olsun. Da çok değerli. Çok doğru bir analizi var. %100 katılıyorum. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sürerken 1914-18'de 4 yıl boyunca Türkiye'de sanayi yok zaten. İthal ediliyor. İthalatta bir tek Romanya üzerinden yapılıyor. Her yer deniz ablukası olduğu için. Ve tarıma dayalı. Savaşıyorsun, orduyu beslemek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın başında enflasyon %110 civarında. 18'de enflasyon %1400. Enflasyondan da mutlaka kazanan bir kesim oluyor. Doğru mu? Kesinlikle. Kim kazanıyor? Türk çiftçisi. Yani daha doğrusu toprak ağaları. Toprak ağaları en yoğun nerede o dönemde? Tabii ki Batı'da. Düşün, 1071'de Anadolu'ya girmişsin. 1919'un 15 Mayıs'ına kadar hiçbir yabancı asker postalı Batı Anadolu'ya girmemiş. Ve senin toprak ağalarının bu kadar büyük servet... Düzenin bozuluyor. Düzeni bozulmamış. Tabii. Şimdi dolayısıyla dikkat et orada. Çok ciddi para kazanan bir grup var o dönemin. Osmanlı'nın tarifi bu. Yani bir sanayi devi değil, sanayi imparatorluğu değil. Bir köylü, tarım, toprak imparatorluğu. Ve bu imparatorluktan çok yüksek gelirler elde eden kesim bir bakıyor. Yunanlı onu bırakacak mı? Hayır. Onu orada esir edecek. El koyacak. Senin dediğin gibi Gladstone'lar o kafa aynen, duruyor. Tabii. Hadi bakalım geldiğiniz yere Orta Asya'ya geri dön. Adamlar açık açık deklarasyonları var. Yanılmıyorsam Gladstone'un bir şeyi var. Türkler diyor insanlığın en düşük en aşağı yaratığıdır diye böyle bir adamın yorumu var. Google'a girin Gladstone ve Türkiye yazın neler çıkıyor. İstanbul'daki aydın geçinen saltanatçı ya da hilafetçi Zevat'ın da Türkler hakkında söylediklerinden farklı farkı değil. Yok tabii. Bir yani. De tabii aynı Zevat'ın İngiltere'yi tanrı olarak görmesi de. Evet, ona yani da Gandhi'nin söylediği şey var. Tabii. Gandhi de söyle. Şimdi Mustafa Kemal'in tabii o yönü çok önemli. Şimdi dolayısıyla Churchill'in bu dediği, çiftçilerin bunu görmesi. Ne yapıyoruz biz? İşte Kuvayi Milliye sen ne dedin? Başlangıçta işte Yüzbaşı Selahattin'in romanında ben roman diye demiyorum. O biliyorsunuz bir hatırat. Tabii canım. İlhan Selçuk onu yazarken adını Yüzbaşı Selahattin'in romanı diyor ki halk okusun sen diye. Sen son yazında da zaten ona ya, değindi yani. Çok acıklı. Önemli. Onu ben ağlıya ağlıya okuyorsun. Evet, İki cilt. Evet. Ya mesela o dediğin şey örnek veriyorum. Denizli'nin, Aydın'ın, İzmir'in bazı köylerinde Yunanlara yağcılık yapmak için yerel halk koyunları mavi beyaz boyuyor. Uşak'ta eşraf, zenginler mavi beyaz bayrak bez kalmamış dokunmuşlar. Yunan'ı karşılamaya ama gidiyorlar. Ama sebebi işte bu. Serveti kaybetmek. Tabii ki. Şimdi toprak reformu işin içine girip de 1927 tabii. Köy kanunu aşarın kalkması. Ya. Dikkat et. CHP'deki bölünmeye de baktığın zaman bölünmenin ana nedeni nedir? Toprak reformu. Elbette. Oradaki o zengin sınıfın ne oluyoruz? Biz bu serveti evet biz Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'na, Milli Ordu'ya, Kuvayi Milliye'ye destek olduk. Evet onların desteğiyle ordu beslendi, Milli Ordu kuruldu. Ama daha sonra ona bir bakıyorlar. Toprak reformuyla özellikle Şeyh Said isyanından sonra biliyorsun batıya intikal başlıyor. Oradaki isyana katılanlar iskan ediliyor. Onlara toprak veriliyor. Doğudaki boş alanlara da bak ne evet. Kadar güzel. Halka açılıyor. Burayı sen işle bu toprağın sahibi sen ol diyor. Köylüyü toprağıyla buluşturuyorsun. Toprağıyla buluşan köylü tarım yapıyor. Evet. Bak şimdi köylü toprak tarım üçgeni sağlanıyor. Ne ağanın işine gelir. Kimsenin işte gelir, zaten tabii. Bu görüşmeler olurken çok güzel anekdotlar var tabii. Demokrat Parti'nin CHP'den koparak kurulmasının temel nedenlerinden biri dikkat evet. Et başta Menderes olmak üzere toprak ağaları. Evet. Ne diyorlar ya bakıyorlar onlar da kendi çıkarlarını, kendi efendim gelirlerini maksimize etmek durumdalar. Ne diyor adam? Biz diyor buna karşıyız. İşte öyle çıkıyor. O bakımdan. Ha bir de üçüncü faktörü söyleyeyim sana. Yani senin söylediklerine ilaveten. Mandacılar. Yani İstanbul'daki İngiliz mandacıları Sivas Kongresi'ne gelen ve üzerek söylüyorum Atatürk'ün en yakını Refet Bey'le. Cebes Soy'un babası Fazıl Paşa. Halil Edipler. Tabii. Ya bunlar açık açık mandacılığı Amerikan mandasına kurtuluş olarak görüyorlar. Sivas Kongresi'nde madde olarak koyduruyorlar. Ve üzülerek söylüyorum yani geçen makalemde yazdım oy çokluğunu söyleyeyim sana. 100 oy varsa yüzde olarak vereceğim. 70'i evet diyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım oydu. Buydu, yani öyle pürüpak bir şekilde tamamen topyekun hemen herkes geldi de Mustafa Kemal'in arkasında toplandı falan kesinlikle diye bir şey yok. O yüzden mucizevi bir başarı. Yani tabii. Kurtuluş mucizevidir ama kuruluş en az kurtuluş kadar mucizevidir. Bravo. Çünkü 600 oldu, yıllık evet. Her açıdan takviminden tut harfine, kadın haklarından tut efendim eğitim sistemine. 4 tane dişçisi var. Yurt dışında okumuş. Koskoca İmparatorluğun 1923'te ya. Namir Ali'm böyle bir liderin karşısında esas duruşa geçilir ve böyle bir atamız olduğu için de sadece dua edilir. Aynen öyle. Dua edilir. Zaten bir tek biz değil bütün dünya saygı evet. Duyuyor yani. Birçok üniversitede şu anda ders olarak okutuluyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele. Çin'de ilkokul kitaplarında. Evet. Biz sövmeye çalışıyoruz. Yani biz derken tabii Türkiye'deki 3 kişi 5 kişi ama. Olabilir ama emperyalizmi de burada tebrik etmek lazım. Şöyle diyorum yani Türkiye'yi bu mucizeyi başaran ülkeyi özellikle 39 Atatürk'ün vefatından esas 46'dan sonra tabii. Esas tabii ki aşama aşama. Hepsinin belgeleri ortada yani. Emperyalizmin başarı olduğu 3 şey var. Türkleri etnik olarak bölmeyi başardılar. Emin misin bundan? Hayır yani bakıyorsun. Ben öyle bakmıyorum. Bunu tartışalım. Döneriz sonra. Tabii. Ben fikrimi söyleyeyim. 1.
bir, dini olarak, dini vicdan alından çıkarıp işte laikliğin sulandırılması, dini tarikat, cemaat, biat kültürü. Ya yani bugün Türkiye'de ben yemin ederim yani haberlere bakamıyorum. Ya. Üç, Atatürk'ten uzaklaştırma. Ve burada Türkiye'nin pek çok esaslı sandığımız kurumunun da çok büyük rolü var. Bugün Kemalizmin yerine Atatürkçülük koyuldu biliyorsun. Ve bunu en çok yapan dönemde 12 Eylül sonrası dönem. Atatürk diye diye Atatürk'ü şekli bir formata soktuk. Biz yani Atatürk dendi mi rozeti rozet, tak, dans et, rakı iç, evet. Sen Atatürkçü. Hayır efendim. Atatürkçülüğün özü bir mücadele eden adamdır, kadındır Atatürkçü. Jeopolitikte bir kere kendi coğrafyamı kendim kullanacağım diyendir. Atatürkçülük bu. Efendim ben ABD çıkarları, NATO çıkarları için her şeyi yapmaya hazırım. Ama ben en ileri Atatürkçüyüm. Bir kere Atatürk bugün sağ olsaydı bunu eleştirirdi. Önce kendi vatanını, kendi coğrafyanı, kendi kaynaklarını, kendi sularını, kendi denizini, kendi gölünü, akarsuyunu bu vatan için kullanacaksın. Evet. Ama Türkiye işte o senin de dediğin gibi 38'den sonra bu sürece biraz girdi. Önce sen etnisite derken emperyalizmin Şeyh Said ayaklanması, İngilizlerin arkada olması. Şeyh Said dedin, Seyit Rıza evet. Olayı var sonrasında. Benim son kitabımda bunlar var. Sorgu Odası'nda Apo isimli destek yayınlarından çıkmış olan bir kitabım var. Canım, tabii ki biliyorum. O kitapta Kudum. Terörist başı Abdullah Öcalan Seyit Rıza olayı ile Şeyh Said olayını çok net bir şekilde anlatıyor. Evet. Ben onları daha önce kitaplarında yazmamıştım. Şimdi tabii hapisten de çıktıktan sonra Ergenekon vasıtasıyla terör yöneticisi olarak yargılandık. 6 sene yattık çıktık, sen de aynı şekilde. Hapishane arkadaşımızsın. Seninki tabii 6 sene çok uzun. Yok hayır uzun oğlum. Ay, sen ondan sonra bir daha girdin netice itibariyle. Şimdi Abdullah Öcalan'ın o söylediklerinin hepsi tabii bizim kayıtlarımızda şeylerimizde var. Ben onların hepsini yazdım. Diyor ki Şeyh Said ayaklanması diyor. Tamamen diyor İngilizlerin bizzat işin içinde olduğu bir şeydir. Peki dedim sen daha önce 93 yılında o senin teröristlerine yaptığın konuşmalarda bunları anlatıyordun. Diyordun ki Şeyh Said'lerden biz el aldık, Seyit Rıza'lardan aldık. Vallahi o zaman bilmiyordum dedi. Tabii yok, ben hayran, o önemli değil. Sonradan dedi okudum, öğrendim, baktım ki dedi İngilizler dedi her türlü parayı pulu vermişler. Bunun hayvanlarını Suriye'ye onlar taşımışlar. Evet. 1 milyon hayvanı var. Bir de o sırada ne var 1925'te? Tam Musul meselesinin Milliyetler Cemiyeti'nde İngilizlerle tam konuşacağım. Adamlar Musul'un içine dışına askerler çıkardı. Bizim ordumuzu biz Şeyh Said şeyine kanalize ettik. Zaten şeyden çıkmış yorgun bir ordumuz vardı. Tabii, daha tam gelişmiş değildi. Diğer konu 1937-38 bunlar o kadar önemli ki. Seyit Rıza niye ayağa kalkıyor? Tunceli'de var benim tanıdığım ve hala görüştüğüm bir sürü aşiret dediğimiz insanlar var. Tunceli insanı vefakardır, namusludur. Çok acayip çalışkandır. 3 tane aşiret ayağa kalkıyorlar. Bir bakıyoruz Fransızlar. Gene İngilizler var. Fransızlarla ne derdimiz var? Hatay. Şimdi diyorlar ya Arap'tır Hatay'la bilinme diyen. Şimdi Hatay konusuna var. Özel değinelim. Değineceğiz. Tamam, tabii ki değineceğiz. Önemli. Hem depremdeki durumundan dolayı hem de Hatay'ın çok daha özel durumları var. Onlara değineceğiz. Yani deniz jeopolitiği açısından. Tabii. Onu soracağım zaten. Değil. Etnisite anlamında elbette çok şey yaptılar. PKK terör örgütünden tut. Hizbullah ya terör daha bugün örgütüne bir kadar. Evladımız şehit düştü. Tabii canım. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani. Geçen hafta iki evladımızı verdik. Anglo-Sakson emperyalizminin ürettiği. Ama şöyle düşün yani bugün Amerikan emperyalizmi gidiyor fotoğraf veriyor. Amerikalı general PKK'lı adamla yan yana. Biz aynı günlerde evlatlarımızı toprağa veriyoruz. Bakıyorsun Amerikan uçak gemisi. Aynı gün Antalya'ya geliyor. Yani ben onurum kırılıyor. Bak bir tavır olması lazım. Yani sadece biz ne yapıyoruz? Dışişleri o gün açıklama yapıyor. Amerikan komutanının bilmem neyle yan yana görülmesi müttefikliğe sığmaz. Müttefiklik sözde değil özde olmalıdır. Kardeşim hareket de bunu göster. De ki iptal ediyorum ziyaretinizi. Tavrını göster. Sarayburnu'na gittik. 6. filonun sancak gemisini ya. Sarayburnu ya. İstanbul'un göz bebeği bir yer. Biliyorsun 15 Temmuz'dan sonra hiç gelemiyorlardı. Evet. FETÖ darbe girişi. Evet. Şimdi bakıyorsun seçimlerden sonra her hafta bir Amerikan gemisi. Ama sen şehit vermeye devam ediyorsun. Yani burada da efendim ekonomi çok zor durumda. Dolar olacak bilmem kaç para. Yani onurumuzu mu vereceğiz? Fakat şunu da söylemek lazım. Ben yakınen bildiğim için söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda tanıdığımda bir sürü arkadaşımız evet. insanı, yetiştirdiğimiz insanlar tabii. da var. İnanılmaz çalışıyorlar aslında biliyor musun? Hayır, fakat zaten onların başarılarını yönetim, görüyoruz. Yönetim, anlayış. Onların başarıları olmasa her gün bir haber ver. Şu öldürüldü, şu tesirsiz hale getirildi. Ben o çocukların neler çektiklerini gerçekten biliyorum. Hepsine buradan selam olsun. Ayaklarına da taş değmesin. Ama arkadaş bu bir sistem, bu bir yönetim hadisesi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok haklısın. Hala bir takım yerlerde şehitler veriyoruz. Bu şehitlerin verdiğimiz yerlerdeki adamlara silahları, mermileri veren, onları eğitenler de Amerika, PYD'si bilmemesi tek bir laf yok ve onlarla da iyiyiz, bunlarla da iyiyiz. Ya böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Bir de şu var. Şimdi kıtasal sistem, bir küresel sistem değişti. Senin dediğin denge başka. Bu esasında ben geçen gün makalemde yazdım. Salıncak diplomasisi diyor. Evet tam ona gelecektim. Salıncaktan düşmek. Başka bir diploması vardı. Neydi? Gambot diplomasisi. Gambot diplomasisini evet. O ayrı bir şey. Şahane bir şey. Uyguladık. Getirdik. Salıncak ne? Salıncağı ben kendim taktım. Onlar denge politikası diyor. Ama denge olması için karşılıklı çıkar dengesi olur. Ben sana bir şey veririm. Onun karşında bir şey. Adam kalkıyor Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırıyor. Aynı gün Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk bir yol yapı
yapımcılarına saldırıyor. Gözümüzün önünde oluyor. Evet. Aynı gün Amerikan savaş gemisiyle Larnaka'ya giriyor. Birkaç gün sonra bana göre yeminli Türk düşmanı Senatör Menendez Lefkoşa'ya geliyor. Türkiye hakkında atıyor, tutuyor. Evet. Aynı günlerde Yunanistan'da Amerikan zırhlı birlikleri Batı Trakya'da tatbikat yapıyor. Evet. Türkiye'de falan. Aynı günlerde PKK, YPG Amerikan kuvvetleriyle tatbikat yapıyor. Biz de kalkıyoruz ondan sonra Amerikan savaş gemisini Sarayburnu'nda ağırlıyoruz. Bu olmaz. Bu neyi gösteriyor? Dışişleri, milli savunma. Bunlar demek ki koordineli değil. Bir ülkenin dış politikasıyla donanma politikası, gambot diplomasisi bunlar paralel yürümeli. Şimdi sevgili amiralim, değerli arkadaşım izin verirsen başka bir konu aklıma geldi. Senden daha önce de bunları konuşmuştuk. Ya hep şeye bakıyorum. 1453'te İstanbul'u atalarımız almış. Hemen arkasından Sinop'u almışız. Sonra Eflak Boğa'dan gelmiş. Sonra Kırım gelmiş. Ne olmuş? Karadeniz bir iç deniz. Osmanlı Denizi haline gelmiş. O zaman Türk demiyorlar ama hala o dönemin haritalarında Türk diyorlar. Evet. Kesinlikle o durumu. Ha bu arada İstanbul diyoruz hep ama şunu da izleyicilerimiz bilsinler. 19. yüzyıla kadar İstanbul'a Konstantiniye deniyor. Evet, Türkler de öyle diyor. Tabii. Ama o zaman Türklük bilinci de yok. Tabii. Türkçe bilinci de. Türkçe kaç kelime var işte ya? İşte sıkıntımız orada. Farsi, Arap, Arapça. Öz Türkçe kelime bile çok az. Hani şimdi Osmanlıca İstanbul'da çok yaygın. Aydın sayımız belli. Evet. Okuma yazma sayısı belli. Sana bir şey soracağım ya. Bir tane Osmanlıca türkü söyleyebilir misin bana? Hiç duydun mu? Türkü duymadım. Şeyden bahsetmiyorum. Divan edebiyatı falan çok değil. Çok haklısın ama halkın dili değil ki. Onu halkın anlatmaya dili çalışıyorum. Türkçe. Halkın dili Yunus Emre'nin dili. İşte halkın dili. O yüzden küçük görüyorlar. Saraya sokmuyorlar. Sadece sen savaşçı olursun ya da köylü çiftçi olursun diyor. Ama var mı bir tane memur, bir tane denizci, bir tane tüccar yok. Bütün bunlar olurken Rum milleti kendisi devam etmiş Yunan. Sırf aynı şekilde, Arnavut aynı şekilde Osmanlı'nın içindeyken, Ermeni aynı şekilde milli şeylerini korumuşlar. Devam etmişler. Türk nerede? Çok özür dileyerek bir anekdot paylaşacağım. Lütfen. 1829 yılında Sir Adolphus Slade diye o zaman yüzbaşı, sonradan amiralliğinde Kırım Savaşı'nda da gelen bir danışman var. Adam yüzbaşıyken geliyor. Akıntı burnu var ya. Evet. Rumeli Hisar. Orada bakıyor, diyor ki ya diyor bu akıntıyı yenmek için diyor büyük gemileri kıyıya yanaştırıyorlar. Yoksul kıyafetli insanlar bunu halatlarla çekiyorlar diyor. Bir araştırdım ki halatlarla çekenlerin hepsi Türk diyor. Bu hizmeti veren firmaların hepsinin sahibi de Rum diyor. Ya. Ve diyor Türkler diyor Rumların efendisi olduğuna hala inana dursun diyor. Ya. Türkler diyor onların emrinde çalışmaya devam ediyor. Dediğin o kadar doğru ki. Çok çünkü bu şahane bir anekdot. Onu. Adam bunu görmüş. Fazla uzatmadan şunu soracağım abi. Karadeniz bir Osmanlı iç denizi olmuş. Evet. Hakimiyeti altına girmiş. Şahane durumdayız. Boğazlarımızla ilgili kimseyle ne pazarlığımız var ne şeyimiz var. Her şey bizim elimizde. Fakat yavaş yavaş güçten düşmeye başlayınca tabii bu kapitülasyonların da getirdiği bir takım şeyler. Daha sonra Rusya tabii Rus Çarlığı palazlanmaya başladıktan sonra adamların sıcak denizlere inmeye tabii ihtiyaçları büyük var. Güç o zaman da vardı. Bugün de aynı aslında. Değişen çok fazla bir şey yok. Ne olmuş? 1774 Kaynarca, küçük Kaynarca evet, anlaşması. Kaynarca. Daha sonra 1853 yanlış 35 Kırım ya da Savaşı, 1853. Hünkar İskelesi anlaşması, Kırım Savaşı'nda verilen tavizler şunlar bunlar derken bizim boğazlar uluslararası bir şey almaya başlamış, haline gelmeye başlamış. Evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 1800'lerin tarihini belki sen daha iyi hatırlarsın. İngiliz donanması şeyden geçmiş Çanakkale'den. 1807. Buraya gelmiş İstanbul'da İstanbul Anlaşması'nı yapmış. Hayır sırf Napolyon'a yaklaşıyor diyor. Tabii onu anlatmaya çalışıyorum. Yani adamlar gelmiş ne olmuş? Boğazlar tamamen Türk ya da Osmanlı hakimiyetindeyken kimsenin söz sahibi olması mümkün değil iken Karadeniz bir iç deniz iken bir anda artık herkesin devreye girmeye başladığı bir prosedüre doğru gitmeye başlamış. Daha sonra biz daha da zayıfladıkça İngiliz Rus tehlikesine karşı demiş ki bütün şeyleri buraya kapatacaksın. Rusya daha sonra demiş ki efendim ben oraya sana sadece yardım için gelebilirim. Kendi gemilerimi sokabilirim. Hünkar İskelesi Anlaşması 8 yılına yapılmış, 8 yıl bitince ne yapacağız? Ben bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Ve sonra gelmiş Lozan'a kadar gelmiş ve Lozan'da benim gördüğüm kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün, Allah gani gani rahmet eylesin atamızın kafasında bazı şeyler var. Evet. Şimdi ben sana bunları sormak istiyorum. Birincisi Türk boğazları ne olacak? İkincisi Montrö'ye giden yol nasıl döşenecek? Belli kafasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan'da halledemezsem bile ben bunu süreç içerisinde yavaş yavaş diplomatik ataklar yaparak da halledeceğim diyor. Çünkü biliyorsun Hitler bilmem ne ortaya çıkmaya başlayınca Tevfik Güçlü Arası gönderiyor. Milletler Cemiyeti'ne diyor şöyle şöyle bir önerge ver diyor. Sen onlara geleceksin tabii. Ve ondan sonrası Montrö'ye kadar gidiyor. Senin de tekrar hapishane duvarları arasına girmene sebep olan bu Montrö Anlaşması ile ilgili deniz jeopolitiği anlamında Kıbrıs'ı da bu işin içine dahil edersek hatta Hatay'ı da bu işin içine dahil edersek bize bir geniş açıklama yapar mısın? Kesinlikle. Zaten Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğu gün biliyorsun İnönü'ye bir mektup yazıyor. 29 Ekim'de ilan ediliyor. 30'unda yazdığı mektup var. Evet. İşimiz çok zor diyor. Allah yardımcımız olsun.
olsun diyor. Altyapı yok diyor, ordu çok zayıf diyor, ekonomi, sosyal gelişmişlik fakat ama cumhuriyeti kurduk diyor. Atatürk tabii cumhuriyeti kurduğunda yokluklar üzerine kuruyor. Evet çok büyük askeri zaferler var, büyük taarruz var, ondan bir yıl evvel Sakarya var. Ama baktığın zaman bütün bunları yapan nüfusun demin senin de söylediğin gibi esas kan ve demirse savaş. Bravo, kan ve demir yani, bravo. Yani Sakarya'da savaşan %1. Niye mükellefiyet kanunu, tekellüfü mükellefiyet kanunu çıkartılıyor? Sebepleri ne? Yok ki kaçaklar var. Niye istiklal mahkemeleri kuruluyor? Adam kaçıyor. Evet. Kaçıyor. Ve ona rağmen Sakarya'da biliyorsun Sakarya subaylar savaştı. Kesinlikle. Evet. Çok şehit verdiğimiz. Çok şehit verdiğimiz bir savaş evet. Yani. Esasında büyük taarruzdan bana sorarsan çok çok daha önemli. Büyük taarruzda son darbeyi vuruyor. Orası kırılma noktasıydı. Kütahya-Eskişehir. Eğer... Çok özür dilerim. Evet. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Tokat'ı yiyoruz. Çok açık bir şekilde. Evet. O kadar zor duruma düşüyoruz ki. Evet. Ve Mustafa Kemal Erzurum'da çıkarmış olduğu üniformayı bir daha giymediği için üzerine sadece heyet temsili ya da meclis başkanı olarak İsmet İnönü'ye diyor ki trene binip diyor gelebilir miyim diyor. İzin alıyor cephe komutanından. O da çok seviniyor. Tabii diyor. Oraya gidiyor diyor ki ben senin yerinde olsam şuraya çekerim orduyu diyor. 50-60 kilometrelik bir alan açarım ki çünkü çok zor durumdayız belli. Orada diyor bir tekrar yapılanmaya gideriz filan diyen bir adam yani. Atatürk strateji çok iyi bilen biri. İnanılmaz. Geri çekilmeyi de bak geri çekilmeyi de. Her şeyi ya. Her şeyi de askeri stratejinin parçası olarak görüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Kanal Cephesi, efendim Mezopotamya, Suriye o cephelerden geri çekilirken Alman general ne diyor? Farkında mısın diyor Atatürk. Bugünkü sınıra kadar geri çekiyor bir anda. Evet. Ne diyor general? Diyor, sen diyor Osmanlı'nın toprak diyor ki ne yapacağız diyor adam gelip yok edecek diyor. Ben buraya gelip Horoslar'da savunma hattı. En azından sağlıklı bir şekilde buraya evet, çekeyim. Savunma hattı kuruyor. Ve muhteşem yapıyor bunu. Kesinlikle. Kafkas Seddi de aynı şekildedir. Atatürk'ün Lozan zaferinden sonra Lozan en az askeri zafer kadar. Tabii sen ya Cumhuriyet'in. Zaten İnönü'yü göndermesinin temel nedeni de askeri zaferi kazanan adamı ben buraya gönderiyorum. Güzel. Bunun manası da şu. Gerekirse savaşmaya devam edeceğim diyor. Evet. Hep diyorum ya demir ve kan. İngiltere savaşmaya devam edecek gücü yok. Lord George bunu da çok güzel anlamış ama değil mi yani? Atatürk onu çok iyi anlamış. Biliyor. Savaş uzadığı için ekonomik sistemi çökmüş. Küçücük bir ada devleti. Küçük bir ada bir devleti. Huzursuzluk başlamış halk arasında. Emperyalse küçük bir ada devleti. Hı-hı. Emperyalistse ancak ticaret hatlarını, ticaret sistemini, ticaret rotalarını ve pazarlarını akar ve sömürgelerini koruyor. Tabii 2 yıllık bir planla savaş yapılıyor. Planlanmış. Whitehall'da. Söylüyor zaten Churchill. Biz diyor her şeyi 2 yıla göre ayar. Savaş uzayınca evet çöküyorlar. Şimdi Atatürk bunu gördüğü için Atatürk Lozan'a giden heyete bir karacı general olarak İnönü'yü gönderiyor. Savaşa hazırım mesajını da veriyor bir yandan. Lozan akamete uğrayınca da İzmir İktisat Konferansı'nı toplayarak evet. Da şu mesajı veriyor. Biz sizin emperyal ekonomik politikalarına muhtaç değiliz. Yoksa sermayenize, bilimlerinize, bizim bağımsızlığımıza dokunmadığınız sürece açığız. Açığız tabii ki. Bu da çok güzel bir şey. O da önemli. Bak dikkat et. Bir jeopolitik bloğa da girmiyor. O dönemde NATO olsaydı Atatürk girmezdi. Ya bunu çok iyi anlamak lazım. Evet. İzleyicilerimize de özellikle rica ediyorum, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lozan'da gerçekten ne olmuş, ne yapmışız? İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk birazcık devletçiliğin de dışına çıkarak bunları neden söylemiş? Tabii. Bunların hepsi taktik, stratejik yani çalışmalar. Bir deha ürünü. Kurtuluş Savaşı'nı neticede Lenin Atatürk dostluğu sayesinde gelen 300 bin ton cephaneyle kazanıyor. Bunu sağlayan da Mustafa Kemal ve Atatürk ama. Atatürk istese tabii. Mesela Lenin Türkiye'nin komünist bir devlet olmasını istiyor ama Atatürk yapmıyor. Elbette. Bu da çok önemli. İşte Atatürk'ün devletçilikle halkçılığı yan yana koymasının nedeni bravo. De bu. Diyor ki ben diyor şahsi mülkiyeti önleyemem. Ama halkı da fakir bırakamam. Halkın bazı büyük ihtiyaçlarını ancak devlet karşılayabilir. Onun adına da karma ekonomi diyorlar. İşte Çin'in başarısı bugün ne? Esasında Çin'in uyguladığı ne bugün? Aynı soru. Kesinlikle. Şimdi soruna geri dönecek olursak şöyle söyleyebilir miyim? Atatürk Lozan sonrasında şöyle bir durum muhakemesi yapıyor. Diyor ki daha 1916'da bir Alman basın müşavirine verdiği Çanakkale cephesinde bir mülakat var. Diyor ki biz diyor, okyanusların eteklerindeyiz diyor. Ama hiçbir okyanusa doğrudan erişemiyoruz. Tıpkı Ruslar gibi diyor. Bu da şunu gösterir diyor. Eğer diyor biz Anadolu Yarımadası'nı ve o zaman daha Osmanlı devam ediyor tabii. Osmanlı'yı savunuyor. 1915-16'dan bahsediyorum Çanakkale'de. Eğer diyor biz topraklarımızı bir kısıtlamaya, bir engele karşılaşmadan gelen büyük bir deniz gücüne karşı savunamazsak ülkemiz işgal edilir diyor. O yüzden diyor denizde güçlü olmak lazım. Yani Atatürk bu jeopolitik perspektifle zaten Cumhuriyeti kuruyor. 29 Ekim 23, Ekim 24'te bir yıl sonra Hamidiye ile seyre çıkıyor. Evet. Latife Hanım da var yanında. Evet. Ne diyor Cemini Jurnalı'na? Mükemmel ve kadir bir donanmaya malik olmak gayedir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha emin olacaktır diyor. Emin olacak. Ben de hep ne diyorum? Türkiye'nin savunması denizde başlar. Aynen. Denizde savunma
Havandan tasarruf sağlar. Denizde savunma hatlarını oluşturursan karadaki komutan askerini ölmeye emretmez. Aynı zamanda mavi vatandan da bahsediyorsun şu anda. Tabii yani Neçe'de mavi vatan. Yani. Mavi vatan senin Neçe'de dış ilk savunma hattının adı mavi vatan. Bu toprağım ne kadar kutsalsa denizdeki mavi kesinlikle vatan sınırların da o kadar kutsaldır. Kesinlikle. Onun için de can verilir, bunun kesinlikle için de can verilir. O yüzden verilir. Yani mavi vatan 21. yüzyıldaki misak-ı millidir diyebiliriz. Çok. Denizdeki misak-ı millidir ya diyebiliriz. Ya sana bu konuda gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Hem milletim adına da. Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla donanma kimin ürünüdür? Bir köylü, çiftçi imparatorluğun ürünü değil. Sanayi imparatorluğu olmanın. Niçin yıllar boyu Rusya'nın sıcak denizlere inişini engelleyen İngiltere ne oldu da 1909 Reval görüşmesinde 2. Nikola'ya, Kral 5. George, gel kardeşim izin veriyoruz, inebilirsin. Niye öyle dedi? Niye dedi? Çünkü Almanya öyle büyüdü ki, evet, adaya öyle bir baskı yaptı ki, aynen Çin'in bugün yükselişi gibi. Bu Almanları biz durduramazsak bize bunlar abluka uygular, bir ada emperyal devleti denizden bağı kesilirse biter. Ve bir ada emperyali gücünü tüketirse bir daha o gücü toplaması mümkün değildir. Japonya örnek, İngiltere örnek. Bak İngiltere hala toparlayamıyor kendini. Tek ada devleti kim kaldı? Jeopolitik olarak Amerika Birleşik Devletleri. O da şu an sıkıştırılıyor. Nereden? Pasifik'ten. Çin'in gelişiyle. Atlantik şu an hala onun kontrolünde. Şimdi Ukrayna Savaşı'na o perspektiften de bakmak lazım. Atatürk bana göre Lozan'dan sonra oturdu şöyle düşündü. Ya dedi, Boğazların tam egemenliğini alamadık. Niye? Üst kuramıyorsun. Donanma bulunduramıyorsun. Komisyon var. Bir de komisyon var. Bir de utanmadan diyor ki komisyon. Buranın diyor savunması gerekirse diyor bu ülkeler tarafından şey yapılacaktır diyor. Atatürk'ün içinde bana göre hicran bu. Dikkat et. Uzun yıllar zaten İstanbul'a gelmiyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani sırf Montreux yüzünden değil. İstanbul'a kızgın da. O da var. Çok kızgın. Çok tabii kızgın. Ve dolayısıyla birinci hedefine bir kere Türk boğazlarının egemenliği. Düşün ya, uğruna 57. alayı feda ettiği Çanakkale boğazına asker çıkaramıyor. Ben sizi ölmeye emrettim dediği yarım ada garnizon kuramıyor, top bataryası koyamıyor, askerileştiremiyor. Bunun ağırlığı var. Bunun adını koyalım. Diğer yandan Hatay. Hatay sınırları Sykes-Picot'a göre Fransız etki alanında. Yani Fransa'nın kontrolünde. Tamam, oranın özerkliği tanınmış olabilir ama Türk vatanına bağlanmamış. Özerk statüde. O yüzden referanduma gidiyor biliyorsun 37. Atatürk'ün aklı da orada. Niye aklı da orada? Çünkü 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanmış. 5 gün sonra inceliyor. Uzun bir telgraf çekiyor. Milli Müdafaa Vekaleti. Şey, tabii. Evet. Milli Müdafaa Vekaleti aletine diyor ki kardeşim diyor, ben bunu inceledim diyor. İşgal yetkisi vermişsiniz diyor. Rauf Orbay Halbuki ne diyor? İşgal yok diyor. Bu diyor çok temiz bir geçiş olacak diyor. Adam diyor ki gerekli gördüğüm yerleri işgal ederim diyor. Bitti. Toros tünelleri. Evet. Atatürk dediğim gibi askeri coğrafyayı da çok iyi biliyor. Çıkabileceğin işgal için bir Antalya var. Yukarıda Gelibolu var. İzmir var. Güneydoğu'da da en kritik. Mezopotamya'nın ağzı. Dicle-Fırat Havzası'na en yakın alan. Şimdi görüyor ve ne diyor? Eğer diyor İskenderun'a İngilizler asker çıkarırsa ateş ederim. Hatay hassasiyetini oradan. İskenderun körfezini düşün. Şu 045-225 hattındadır o böyle. Tamam mı? Doğu Akdeniz'e geldiğin zaman bir kapı gibi düşün orayı. Evet. İçeriye giriyorsun. Bu kapının batı tarafı Türk sahili. Tamam, Mersin, Adana işte oralar. Ama doğu tarafı, Hatay'ı düşünürsen şu kısım Fransız. Evet. Halbuki orası bir körfez. Düşün, körfezler nedir? İç sulardır. Sen iç suyunu paylaşıyorsun. İkiye böl orayı ortada. Doğu tarafı Fransız, batı tarafı Türk. Senin burnunun dibine kadar adam gelip orada askeri üs kurabilir, hava üssü kurabilir. O zaman teknoloji tabii bir şey ama deniz üssü tabii ki en önemli silah o zaman donanma. Atatürk bunu görüyor ve Hatay'ı alarak hem İskenderun körfezini kapıyor, iç su haline getiriyor. Hem de şimdi en son işte Suriye iç savaşında gördük değil mi? Düşün, Irak'tan başlayıp Suriye'ye kadar giden bir denize çıkışı olan, evet, mağara dedikleri. Evet. Deniz koridoru yaratmak istiyorlar. Şimdi o koridorda duvar gibi önüne kim çıkıyor? Kama. Hatay Kaması. Evet. İşte Hatay'ın önemi o. Ama abi şimdi şöyle de bir şey var. Hatay Kaması diyorsun, aynı zamanda depremde. Ha, o tabii o çok 11, üzücü. 11 ilimizde Kahramanmaraş depremi olarak geçen şeyde Allah'tan rahmet diliyoruz. Orada kaybettiğimiz insanı halen çok büyük acıların yaşandığını biliyoruz. O insanlara da buradan sabırlar diliyoruz. Şimdi geçen nerede? Tabii ben kişilerle uğraşmayı tercih eden bir insan değilim biliyorsun. Mustafa Kemal de öyle değil. Kişileri hedef almanın bir anlamı yok ama bir aklı evvel çıkıp dedi ki Hatay Arap nüfusun çok fazla olduğu bir yer. Keşke biz de almasaydı. Ya arkadaş. Ya bunu nasıl? Bak orada bir halk oylaması yapılıyor. Ondan önce bir sürü mücadele tabii. Tayfur Sökmenler var. Tabii. Bu inanılmaz şekilde büyük bir milli mücadele örneği. Küçük bir milli mücadele örneği Mustafa Kemal dehasıyla ve kadrolarının oraya verdiği destekle orada veriliyor. Hatay'da veriliyor. Hatay'a Atatürk hasta hasta gitti biliyorsun. Tabii canım.
Ayakta zor duruyor. Herkes ne diyor? En az oraya gidip kendini zorlamasaydı ömrü biraz daha uzardı. Biliyorsun. Söylemiş, Haziran'da evet. Savorona'ya geçiyor. Biliyorum. 7-8 hafta kalıyor. Doktorlara inat gidiyor zaten. İnadına gidiyor. Ben Savorona'daki günlükleri okudum. Kimler? Hı-hı. Sürekli konuştu konu. Hatay. Evet. Tamam, Hatay'ın ordunun Hatay'a girdiğini görüyor ama meclis kararıyla tabii sınırlara ki girdiğini maalesef bir yıl sonra oluyor. En azından o sorunu hallediyor. Bu iki. Boğazları halletmesi için de tekrar İtalya'ya bir teşekkür edelim mi? İtalya tabii. Habeşistan'ı işgal etmeseydi. Evet, evet. Ve Mussolini tehdidi Akdeniz'de büyümeseydi. Abi Hitler'in de ben Versay'ın bu maddelerini kabul etmiyorum demesi, Milletler Cemiyeti'ne haber göndermesi, evet, o da çok tabii büyük. Yani 33'ten itibaren Hitler ama şimdi Akdeniz'i etkenin ilgilendirdiği için diyorum. Tabii doğru. Ve zaten Türkiye, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'ni yakınlaştıran Mussolini'nin bu Akdeniz'deki politikası emperyal oldu. Emperyal. Çünkü Mare Nostrum dedi. Yani evet. Akdeniz benimdir dedi. Libya'yı almışlar. Biliyorsun yani büyük bir çaba harcamada. Atatürk o işte şey Sünisi'ye yardıma gittiğinde mektup yazıyor Salih Bozok'a. Salihçim diyor, bunu Bingazi'den yazıyorum diyor. Biz diyor Sünisi'ye yardım ediyoruz ve çok etkiliyiz diyor. Ama diyor lojistik destek yok diyor. Evet. Lecce'de donanma yok. Donanman yoksa ne yapacaksın? Balkan başlıyor. Mecbur. Boşaltıyoruz. Ve aynen şunu söyleyip unutamıyorum. Diyor ki Libya'yı ne zaman kendi jeopolitik eksenimizin içerisinde görürüz biliyor musun diyor. Yani kendi vatan Bingazi'nin Trablusgarp'ın önünde Türk bayraklı savaş gemileri demirlediğinde diyor. Çok güzel. Gene donanmaya işaret çünkü ediyor. Çünkü eğer deniz aşırı bir yerdeyse donanmasız yapamaz. Ama sen dediğim gibi çiftçi tarım imparatorluğundan kendi ülkende gemini, kendi ülkende mühimmatını yapamıyorsa emperyal veya bu şekilde bir tehdide karşı, emperyalist bir tehdide biat karşı işte, işte biat ediyorsun. İşte o yüzden hep dedim ya Türk Deniz Kuvvetleri niye bu kadar bedel ödedi? Çünkü mil gemi savundular. Evet. Özden örnekler. Özden örnek eylesin. Gibi bir amiral 4 yıla yakın hapis yattı. Onu da rahmetle anıyorum. Rahmetle anıyoruz tabii. O kadar acımasız bir dönem yaşadı ki Türkiye. Tarihinde bu kadar büyük ihanet yok. Türkiye'yi daha bağımsız, daha onurlu, daha başı dik, daha güçlü yapmak isteyen bütün kurumların kellesi alındı. Böyle bir dönem olabilir mi? Böyle bir ihanet bak bir daha söylüyorum yaşanmadı yani. O bakımdan Atatürk eğer o dönemde güçlü bir donanması olsaydı bir kere Montreux'den önce arada birkaç yıl var. 1923, 1936 13 yılda. O 13 yıllık ayrılığa izin vermezdi evet, Boğazlar için. Evet. Bir. Hatay aynı şekilde ona izin vermez. Bir de Kıbrıs konusu var. Kıbrıs'ta mesela Atatürk 1937'de bir harp oyununa katılıyor biliyorsun. Harp oyununda durup dururken kalkıyor birden haritanın önüne geçiyor. Beyler diyor Türkiye'nin gelecekte bir savaşta bütün ikmal yolları tıkanırsa nereden çıkışı olabilir? Nereden büyük destek alabilir diyor. İşte bu adaya dikkat edin diyor. Orada bile kafasında. Direktif demek veriyor. Ki sonraki hedef o. Ya direktif veriyor. Bu adaya dikkat edin diyor. Bu ada diyor nasıl Karadeniz? Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin kurtuluşunun ana ekseni oldu. Evet. Ben soruyorum şimdi. O 300 bin ton cephane nereden İnebolu'ya gelecek? Geldi gelecekti? Ya. %60'ı İnebolu'ya geldi. Tabii. Denk kayıkları işte evet. O hadi. Soçi, Novorossiysk'i Tuapse'den oraya geldi. Bazıları Trabzon'a, bazıları Opa'ya falan gelenler de oldu. Karabekir'in ordusunun ağırlığı bile deniz yoluyla getirildi evet. İstanbul'a. Evet. Sebebi neydi? Karadeniz'i boştu. Tabii ki emperyal o dönemde gemi çıkaramadı. Niye? Çökmüştü. Ekonomileri çökmüştü. İngiltere'nin iki tane gemisi vardı. Yetişmesi mümkün değil. Yunanlı bir gemi çıkardı. Onun da başına geldi. Evet. Fransızlar işte Alemdar, kahraman Alemdar gemisini biliyorsun. Yani Fransızlara da buradan teşekkür ederim. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye en büyük morali Fransız yenilgileri vermiştir. Yani. Urfa, Kahramanmaraş, Adana. Adana, Alemdar Romork. Ya düşün Alemdar Romork yönünü bu C-47 Gambot'u esir evet alıyor. Ya, ya evet. Bak bundan, şimdi Fransızlar da Amerikalılar da yemin ediyorum 100 anda tane bak filmi olurdu. 100 evet. Tane. Yapıldı kendi tarihi mı? Pardon yapıldı mı? Yapılır mı? Ya? Yapalım mı? Nusrat'ın filmi yok. Yapalım ya. Mı? Ya buradan o zaman sizin huzurunuzda, senin de yanında söylüyorum. Oğuzhan Uğur sana söylüyorum. Mutlaka Nusrat'ın ve Alemdar'ın kesinlikle filmini yap. Tuğrul sen de yönetmenliğini yap. Önce Nusrat için konuşayım. İngilizlerin meşhur bir kitabı var. Yüzyılın günlüğü diye. Bende var o kitap. Donanmasının. Royal Navy'in işte yüzyılın şeyini yapmışlar. 18 Mart 1915 girişinde ne yazıyor biliyor musun? Beni çok etkilemişti bu kitap bana hediye edildiğinde. İlk ona bak. Bugün tarihinde ilk kez Britanya İmparatorluğu 24 saat içinde İki büyük savaş gemisini kaybetti diyor. Ya. 18 Mart'a kadar birden büyük kaybetmemişler. Kocaman iki tane. Dünya tarihinde değil bak, mi? Bak adam öyle diyor. Alemdar'a gelince ya Fransızlara hakikaten teşekkür ediyorum. Geçen gün hatta L'Express dergisi Türkiye'nin aleyhinde bir harp oyunu yapmış. İşte Kardağ'a Türkler çıkıyor, alıyor. Arkasından Türk-Yunan Savaşı başlıyor. Ama Fransızlar hemen gelip kurtarıyorlar ve Türkleri atıp o adayı geri alıyorlar falan. Saçma sapan bir şey yani. Baktım güldüm geçtim. Ama şunu demeden de geçemedim. Devam edin.
Gelin yardıma. Bize moral vermeye devam. Evet. Yemin ederim ya. Bize moral veriyorlar. Yani o işte Urfa, Adana, Kahramanmaraş. Fransızlara teşekkür ediyoruz. Ha, çok ediyorum. Haklısın. İtalyanlar siyasi olarak yolumuzu açtı. Tabii çok haklısın ama çok kısa hemen bir nefes soluk alman için şunu da söyleyeyim. Ya inanılmaz bir şey. Sen biraz önce bir yorum yaptın ya. Kuvayi Milliye'nin neden çok fazla batıda çıkması. Ama bak Adana'da, Antep'te o zamanki adlarıyla söylüyorum. Maraş'ta ve Urfa'da inanılmaz millet ayağa kalkışı var. İnanılmaz. Ve Fransızlar da şunu anlıyorlar bir de. Hani diyorlar bu İngilizler istediklerini aldılar. Şimdi böyle ayak diriyorlar. Biz burada devamlı kayıp veriyoruz. Bize ne demeye başlıyorlar. Ondan sonra geliyor Ankara Anlaşması. Evet. Ki Ankara Anlaşması bize ne yapıyor? Bizim güney sınırımızda rahatlamamıza. Ve Fransızlar diyorlar ki size hibe olarak silah da vereceğiz. Tabii. Dinlenme de vereceğiz diyorlar. Ki tabii Ermenileri de silahlandırıp üstümüze saldılar biliyorsun. Tabii. Önce Gümrü Anlaşması biliyorsun. Sonra yani, Kars Anlaşması. Tabii önce Doğu sınırı hallediliyor. Arkasından Fransızlar hallediliyor. Arkasından tabii milli orduya geçiliyor ve batıya. Yani burada kademeli bir şey var ama bu arada 23 Nisan 1920'de biliyorsun meclis açılıyor. 16 Mart 1920'de Şehzadebaşı baskını hatırla. Evet. 18 Mart 1920'de çok ilginçtir bak. Meclis feshediliyor. Evet. Vahdettin tarafından ve İngilizlerin baskısıyla meclis fethediliyor. Atatürk de ne yapıyor? 23 Nisan'da bir meclise mutlaka sahip olun. Halkın iradesini göstermek için Ankara'da açılıyor. Şeyi de kaçmamak lazım. Köprülü Hamdi Bey'i de unutmamak lazım. Akbaş Cephanelini. Tabii. O arada gidiyor Akbaş Cephanelini. Akbaş Cephaneline baktığım zaman da çok enteresan bir şey var. Ne biliyor musun? Bütün silahlar Rus. 5000 sandıkta mermi var ve İngilizler diyorlar ki biz bunları beyaz Rus ordusuna, beyaz orduya verelim. 100.000 kişi tabii, savaşıyor da İngilizlerin evet, desteklediği 100.000 kişi. Köprülü Hamdi ve Dramalı Rıza 40 kişiyle oraya çıkıyorlar. Bir gece baskıda Fransızları da teslim alıyorlar. Onları da götürüyorlar Yenice denilen bir yere. Sonra da onları serbest bırakıyorlar ve Köprülü Hamdi İngilizlere bir mesaj gönderiyor. Diyor ki biz buraya geldik 200 kişiyle diyor. Yalan 40 kişiler. Yapacakları bir şey yoktu. Onlara fazla dokunmayın diyor oradaki askerlere diyor. Yani burada bir anekdot olarak çok güzel araya bir girmiş anekdot oldu. Evet. Bunun da filmi çekilmedi. Muazzam başarı Oğuzhan. Yani. Şimdi o nedenle tekrar konunun başına dönelim. Tabii, lütfen. Atatürk'ün Hatay kaması, Boğazları geri alması, Kıbrıs'ı işaret etmesi. Geriye bir tekne kalmıştı. Adalar. Doğu Ege Adaları, Boğaz Önü Adaları, 12 adalar. Bu adaların Lozan sonrasında Yunanistan'a bırakılmış olması donanmasızlık. Başka hiçbir şey değil. Değil mi? Yoksa senin donanman olsa o adaların 25. boylamı ben her zaman esas evet, alıyorum. Hep söylemiştin onu sen tabii. Hakkaniyet açısından. Yunanistan şöyleydi. Ben diyor arşipel devlet değil arşipel. Ya adalar devleti değil. O yüzden ben Ege'ye Adalar Denizi demiyorum. Adalar Denizi bu mana onun arşipel denizi demesini destekledi. O bilinçli olarak onu bir ima onu etmek için söylüyor. Onu zamanında arşipel denizi olarak Osmanlı da bunu kullanmış. Bunu yani ben küçümsemek için söylemiyorum ama benim şahsi görüşüm arşipel devleti olarak kendini gördüğü için sınırlarını çizerken de adaların dış sınırından çiziyor. Bugün Sevil haritası dediğimiz ona bir gazeteci Sevrilla haritası diyor. Çok hoşuma gitti Sevrilla. O da yani güzel bir terim. Mustafa Balbay'ın ifadesiyle Sevrilla diyor. Hoşuma gitti yani. Mustafa Balbay'a da selam olsun. Benim evet, Koğuş arkadaşım Ergenekon'da. Kaldınız mı Koğuş'ta? Tabii. 3 yani sene beraber yattık öyle Mustafa'yla tabii. Yani o Sevrilla güzel bir terim. Şimdi bakacak olursa bugün ne diyor dışlarımız? Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkileri son derece şu an dengeli. Nesi dengeli gidiyor ya? Adam Doğu Akdeniz'de çizdiği sınırlara bakıyorsun. Türkiye'yi kıtaya iten. Ege'de zaten 1975'te kıta sahanlığı krizi çıktığından bu yana bizi kıtaya evet, hapsetmiş. Biz bu sınırları kabul edersek tabii ki iyi gider yani. O zaman karşılıklı sırtaki de oynarız. Sence? Hayır etmiyoruz ama baktığın zaman Yunanistan'dan hiçbir taviz almadığımız halde bakıyorsun bizim büyükelçiliğimiz 25 Mart'ta ki Türk katliamının en yoğun olduğu gündür. Evet, evet. Evet, milli evet, gününü kutluyor. Bravo, bravo. Ya böyle bir şey olabilir bravo mi ya? Tarihte yok ya. Büyükelçiliğimiz Atina'da kalkıyor 25 Mart'ta gazete ilanı verir gibi tweet atıyor. Sosyal medyaya kutluyoruz diyor. Sen nedeni ne peki bunun sence? Bence yönetilmemek mi? Bilinçsizlik mi? Rotasızlık mı? Jeopolitik yani, bilmemek mi? Bunların hiçbiri değil. Burada bence Türk-Yunan o kadar büyük bir Anglo-Sakson baskı var ki Türkiye tamam üzerinde. Benim üzüldüğüm şu. Anglo-Sakson dünya şu an geri çekiliyor. Bunu mu göremiyoruz? Bence sence bunu göremiyoruz. Bunu hala içimizdeki bu müesses nizama olan aşk öyle diyorum yani. Eziktik ya. İşte Atatürk'ün bize verdiği o en fakir döneminde bile ne gitti Sovyetlerle askeri ittifak anlaşması imzaladı. Evet. Ne gitti İngiltere, Fransa'yla. Hiç kimseyle. Bak ne diyorum sana. Ordusunun tüfek sayısı minimum. Kaç çeşit silahı var. Kendi savunma sanayi yeni yeni oluşuyor. Yani 1923'lerde tüfek fabrikası mı vardı? Ama 35'lerde vardı. Uçak bile yapıyorduk. Uçak yapıyorduk. Küçük tank bile yapıyorlardı o dönemlerde. Tamam yani motoru falan dışarıdan geliyordu belki ama yani öyle bir araç, zırhlı araç diye. Şimdi baktığın zaman bugün benim çözemediğim o. Ya benim ülkemi, bu ülkeyi gelip Almanya'yı kurtardığı gibi, Güney Kore'yi kurtardığı gibi, İtalya'yı kurtardığı gibi Amerikan askeri gelip kurtarmadı.
Normandiya, Anzio, Salerno, işte Pusan, Incheon. Bir dolu örnek var. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ın yanında herkes varken ben o Türk'ün kanıyla Rusya'dan Doğu cephesinden arta kalan cephaneyle ve emperyalizmi yendim ya. Hint Müslüman. Evet, emperyalizmi yendim ya. Aynen. Ya zaten Kurtuluş Savaşı'nın askeri zaferi kadar en çok etkileyen ne oldu İngiliz emperyalizmine? Bu adamlar ne yapıyor ya dedi. Dünyadaki bütün sömürgelere, bütün ezilen halklara bunlar esasında ideolojik bir deprem de yarattı. Kesinlikle. Mustafa Kemal. Yani Kemalizm ondan bizim savunmamız gerekir. Efendim Kemalizm ideolojidir. Kemalizm Mustafa Kemal ideolojilere sığmaz. Bak böyle bir argüman önü. Ne demek kardeşim ya? Mustafa Kemal'e o zaman ne diyorlardı? Kemalist diyorlardı yani. Onlar söylüyordu. Onlar yani. Söylüyordu. Tabii. Kemalist işte İngiliz gazetelerine bak. Kemalist işte baskın. Ve altı okta da bu ideoloji kendini bulmuştu. Evet. Bugün Çin'in başarısı devletçilik, halkçılık değil mi? Karma ekonomi. İşte Atatürk bunu zaten gördüğü için empozede bulunmamış. Niye kendisiyle kaç sene savaşmış Kral 8. Edward'ı ayağına getirtiyor? Adamı kabul ediyor. O da niye? Çünkü o da görüyor küresel ekonominin nasıl işlediğini. Evet. O da görüyor İngiltere ile Türkiye'nin, Amerika ile Türkiye'nin yani Anglo-Sakson dünyayla. Çünkü kapitalist sistemi onlara hakim o dönemde. Tamamen duvarlarını kapayarak gidemeyeceğini o da görüyor. Kesinlikle. Bugün de aynı şey geçerli. Tabii. Ama bu senden jeopolitik taviz verme anlamına gelmemeli. Sen ekonomini onlarla götürebilirsin. Ama adam ben sana ekonomik olarak yardım edeceğim ama güneyindeki bağımsız Kürt devletine izin ver. Denize çıkışına izin ver. Türkiye'nin tarım alanlarının GAP bölgesinin su alanlarının kukla bir Kürdistan emrinde olmasına izin ver. Ne olur. Kıbrıs'tan askerini derhal çek. Kıbrıs'ı komple Anglo-Sakson Batı dünyasının emrine ver. Montreux Sözleşmesi'ni sulandır. Ben istediğim gibi Karadeniz'e gireyim çıkayım. Rusya'yı güneyden çevireyim. Çin'i güneyden çevireyim. Aramızda iyi olsun. Ege'de ve Akdeniz'de de Sevil haritasına evet de. Senin zaten siz Karacı Türklersiniz. Siz denizden anladığınız yok. Denizi bize bırakın. Jeopolitiği bize bırakın. Biz sizin namınıza karar verin. Bunu istiyorlar. Evet. Şimdi zaten mücadele bu. Atatürk işte. Atatürk bunu gördüğü için ne yaptı? 15 yıllık dönemde tam bağımsız bir jeopolitik denklem kurdu. Şimdi millet diyor ki işte efendim o zaman da Stalin vardı. O zaman da sıcak denizlere inme şey su vardı. Her şey vardı. O zaman işte Stalin de teknoloji hariç her şey aynıydı. Ama milli güç olarak nüfus çok azdı. Evet. Biliyorsun bölgesel güç olman için önce nüfusa ihtiyacın var. Bir, savunma sanayine ihtiyacın var. İki, ekonomiye ihtiyacın var. Şimdi Türkiye öyle veya böyle G20'ye girebilmiş bir ülke. Suudi Arabistan gibi petrolü mü var? Rusya gibi doğalgaz mı? Hayır ama G20'ye girmişsin. Bu neyi gösteriyor? Esasında halkının çalışkanlığını gösteriyor. Evet. Eğer Türkiye üretim ekonomisini terk etmeseydi, eğer Türkiye Kemalizmin altı okundan başta halkçılık ve devletçiliği terk etmeseydi, 12 Eylül 24 Ocak sürecinden sonra bütün pazarlarını, bütün kaynaklarını, akarsularını özelleştirmeye, emperyalizmin neoliberal kapitalist sistemine al sana bunu sunuyorum demeseydi, bugün Türkiye bu kadar kırılgan, efendim dolar 40 lira olursa ne yaparız? Dolar 50 lira olursa Kıbrıs'tan askeri mi çekeceğiz? Dolar 100 lira olursa Türkiye'nin kıta sahanlığından mı vazgeçeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Devlet olmak işte ekonomiyle jeopolitik çıkarları dengelemekten geçer. Kesinlikle. Eğer senin kararlarını başkaları verir, Washington, Berlin, Londra kararları verir, sana uygulatıyorsa o zaman zaten jeopolitikten bahsedemez. Ama o zaman bir sömürge olursun. O zaman bir vassal olursun. Yani Yunanistan'ın çok güzel bir şekilde özetledin değerli arkadaşım. Evet. Sayın amiralim çok teşekkür ediyorum. Bu vermiş olduğum bilgiler izleyicilerimizin de sürekli takip ettikleri konular. Bunların çoğunu senden ve benden dinlemek istediler. Beni her gördükleri yerde bunu söylediler. O sana da bir sürü mesajlar gelmiş. Sana da aynı şekilde amiralim geliyor bu şeyler. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Yani her ne kadar bütün bu yanlışlıklar yapıldıysa da, her ne kadar Yunanistan'a çok büyük tavizler verildiyse de, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin gözümüzün içine bakarak tırlar dolusu silahlarla oraya bir ufacık denize açılmak, bir koridor oluşturmak isteyen PKK terör örgütünün yan kolu PYD'ye, YPG'ye güç verdilerse de, her ne kadar da her gün şehitlerimiz geliyorsa da, ben yine de bu milletten asla umutsuz değilim. Kesinlikle. Onu zaten başta da %1 ile bunu Mustafa Sakarya, Kemal. %1 ya tabii. %1 ile başaldıysa. Ki yokluklar içinde bir zafer yani. Onun içinde son sözü de sana vermek istiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bizim sarılacağımız tek şey Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet. Bunun içinde bir iç barış, Kürt demeden, Türk demeden, Alevi demeden, Sünni demeden bir araya gelmemiz lazım. Bizim bir tek vatanımız var. Dünya savaş tarihine baktığımız zaman ülkesini terk edip de işgal olunduğu zaman başka ülkelere sığınmayan tek millet biziz. Tabii tabii o büyük.
birlik kurur. Balkanlara girmişler, orada yenilmişler. Nereye gelmiş? Evet. Gene gelmişler. Türk'ün Anamata. Yanına gelmişler. Evet. Ben onun için asla umutsuz değilim. Umutsuz insan vardır, umutsuz evet. durum yoktur evet. demiş Mustafa Kemal. Cumhuriyete sıkı sıkı bağlanmamız gerekir. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Son sözleri de senden alalım. Ben de şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de şu an üzülerek görüyoruz. Kutuplaşma var. Büyük bir karmaşa var. Muazzam bir dış göç. Mülteci de, kaçak göçmen de ne dersen de. Evet. Yani bunun yarattığı halkta bir yılgınlık var. Hayat pahalılığı var. Yani baktığımız zaman esasında çok karamsar bir tablo. Halkın %75'i yoksulluk seviyesinde. Orta sınıf ortadan kalktı. Bunları görüyoruz. Ama şöyle de düşünmek lazım. Bunlar neticede eğer demokrasiye inanıyorsak oyla iş başına gelmiş hükümetler. Yine oyla seçimi kazanamayıp muhalefette kalan partiler sayesinde. Tabii ki. Ben şunu demek istiyorum. Bugün Türkiye'de hem iktidarın hem muhalefetin bir konsensusla. Çünkü küresel sistem değişti. Artık çok kutuplu dünya kuruldu. Ya BRICS zirvesini biliyorsunlar. Tabii. Yani 5-6 Asya Pasifik'ten bahsetmeye zamanımız kalmadı. Küresel yani. Güney, küresel güney dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Amerika'nın çöküşünü ben demiyorum. Kendileri söylüyor. Evet. Çökmekte olan İsrail'deki bir hegemonya. Durum ortada. Fransa'da İsrail, öyle. İsrail devlet olma özelliğini yani İsrail'deki şeriatçılar nedeniyle söylüyor. Ne kadar önemli yani arkadaşlar. Yani devlet olma özelliğini kaybetme aşamasına geliyor. Çünkü eğer o şeriatçılar İsrail'de kazanırsa İsrail'in bir devlet olarak kimliği kalmayacak yani. Tamamen bir din devletine dönüşecek. Din toplumu gibi. Din toplumu gibi. Halbuki çok farklı amaçlarla kurulmuş bir devletti. Biliyorsun 12 Mart 47'de kuruldu. Aynı dönem Truman Doktrini evet. çıktığı dönemdir. Truman Doktrini sadece Avrupa ve bu Güney Kanat için değil, aynı zamanda İsrail'in kurulması ve İsrail'in korunması için de ortaya atılmış bir doktrindir. Bunu da buradan açıklayalım. Dolayısıyla Türkiye bütün bu karmaşaya rağmen en kötü anda 13 Kasım 1918'e bir geri dönün bakalım. Yani İstanbul'un önüne 55 parça savaş gemisi gelmiş. Efendim Fransızlar İskenderun Körfezi'nden çıkmaya başlamış. Kaç ay sonra Yunanlar çıkıyor. Ülkede sanayi yok, ekonomi yok, hastalıklar, koleradan, veremden travmaya kadar darmadağın. Böyle bir durumda Türk milleti tekrar bir araya geliyor. O yüzden geçenlerde bir yerde okudum, hoşuma gitti. Türkiye Cumhuriyeti fırtınada kuruldu, rüzgarlardan korkmayız diyor. O yüzden fırtınada kurulduğumuzu unutmayalım. Mustafa Kemal evet o zaman o vardı ama unutmayın ki bugün de Türkiye'de milyonlarca Mustafa Kemal var. Öyle bitirelim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Mevzular programının sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki konumuz bence çok daha önemli. Mevzular izleyicilerinin de merakla bekleyecekleri bir konu. Lozan Anlaşması ve Cumhuriyet'in kurulması. 100. yılda bunu da inşallah Cem Amiralim'le birlikte yapacağız. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Sizi de alkışlıyorum. Emeğe geçen arkadaşlar.